bizim Avrupa Birliği tarafından desteklenen Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi ve Uluslararası Olof Palme Merkezi ortaklığıyla yürüttüğümüz projemizin 5. sohbeti. Onun için toplaştık bugün. Hepiniz hoş geldiniz. Konumuz insan hakları ve hak ihlalleri bu dönemde. 3 tane önemli konuğumuz var. Bizler onlar için sorularımızı hazırladık. Ben kısaca kendilerini tanıtacağım. Şebnem Korur Fincancı, Türkiye İnsan Hakları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı. Kendisi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra adli tıpta uzmanlık eğitimi aldı. 1987 ve 90 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde klasik arkeoloji lisans eğitimini aldı. 1992'de kurulan Adli Tıp Uzmanları Derneği'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı. Türk Ceza Hukuku Derneği kurucu üyelerinden biri, mesleki ömrünü işkenceyle mücadeleye adadı ve Türkiye'nin bu konuda kilometre taşlarından birisi oldu. 2009'dan beri de Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın başkanlığını yürütüyor. Bir diğer konuğumuz İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları Hukuku öğretim üyesi. Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Turgut Terhanlı. Kendisi Amerika Birleşik Devletleri'nde Harvard Üniversitesi'nde çatışma yönetimi ve çatışma çözümü, Princeton Üniversitesi'nde evrensel yargı yetkisi ve insan hakları konularındaki araştırma projelerinde yer aldı. 2002 yılında Türkiye'de mülteci haklarının korunmasına ilişkin katkıları nedeniyle Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri tarafından takdir belgesi verilmeye layık bulundu. Yine aynı yıl Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu üyesi seçildi. 2006 yılında İsveç İnsan Hakları Sivil Toplum Kuruluşları Vakfı adlı örgütün Uluslararası Danışma Kurulu üyeliğine Avrupa'yı temsilen seçildi. Kendisi Helsinki Yurttaşlar Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Uluslararası Af Örgütü Türkiye, International Law Institute İstanbul, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunlar Derneği'nin kurucu üyelerinden ayrıca Uluslararası Şeffaflık Derneği, Global İlişkiler Forumu ve İstanbul Barosu üyesi. Bir diğer konuğumuz da çok uzun yıllardır insan hakları alanında mücadele veren aktivist Zafer Kıraç. O da Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi Derneği, Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi ve Anadolu Kültür dahil olmak üzere birçok derneğin kuruluşunda ve idari görevlerinde yer aldı. Özellikle mahpusların haklarının ve özgürlüklerinin korunması, psikososyal ve zihinsel engelli tüm bireylerin ve yakınlarının toplumsal hayata tam ve eşit katılımı alanlarında hak temelli savunuculuk faaliyetlerini sürdürdü ve sürdürüyor şu anda. Yer aldığı projelerden bazıları Anadolu Kültür ve Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu tarafından desteklenen cezaevlerinin duvarlarını aşmak, Avrupa Birliği Demokrasi ve İnsan Hakları Programı'nın desteğiyle yürütülen 13F tipi yüksek güvenlikli ceza infaz kurumunda ortak alanların verimli kullanılması projesi ve ruh sağlığı hastaneleri yerel izleme ve raporlaştırma grubu oluşturulması projeleri. Asla kısa özetleyemedim, kusura bakmayın. Çünkü oldukça iş var. İlk bölümde bizler konuşmacılara kendi hazırladığımız, ekipçe hazırladığımız soruları soracağız. İkinci kısımda da sizlerin sorularıyla konuşmayı daha da zenginleştireceğiz. Toplantı boyunca mikrofonlarınız kapalı olursa çok memnun oluruz. Çünkü sonra sesler birbirine karışıyor. Sorularınız olursa bizi aşağıdaki chat bölümünden iletebilirsiniz. Sesli soru sormak isterseniz aşağıda yer alan participant tuşuna basabilirsiniz. Orada raise hand tuşu çıkacak sağda karşınıza. El kaldırma tuşu. Oraya basarsanız bizi el kaldırdığınızı göreceğiz. Böylece siz de konuşmaya dahil olabilirsiniz. Ama biz aynı zamanda bu webinarın kaydını da alıyoruz. Facebook, YouTube ve Twitter hesaplarından da bu arada canlı takip edebilirsiniz Hrant Dink Vakfı'nı. Kayıt aldığımız için hatırlatmak istiyoruz. Eğer kameranız açık olursa ve sesli soru soracak olursanız sesiniz kameranız da açıksa görüntünüz kayıt altına alınıyor. Yani bunu tekrardan hatırlatmak isteriz. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ben
İlk sorumla başlıyorum. İlk sorum aslında direkt Şebnem Hanım'a. Şebnem Hanım'la açılış yapalım istedik. TİHİF geçtiğimiz, Türkiye İnsan Hakları Vakfı geçtiğimiz ay 30. senesini tamamladı. Ve çalışmalara başladığınız günden bugüne Türkiye'de insan hakları alanında yürütülen çalışmaların sürecini biz merak ediyoruz. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Sonuçta bütün dünyada, Türkiye'de önemli kazanımlar insan hakları mücadelesi neticesinde meydana geldi. Biz de bu TİHİV'deki maceranızı da duymak istiyoruz. Hani sadece olumsuz şeyleri konuşmayalım. Böyle olumlu olarak başlayalım istedik. En önemli kazanımlarınız neler? Buyurun Şebnem Hanım, sizi dinliyoruz. Çok teşekkür ederim öncelikle. Ranting Vakfı'na da bu toplantıyı düzenledikleri için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Bizleri buluşturduğu için. Tabii herkesi görebilme olanağımız yok. Ekranımız sınırlı. Bir toplantı salonundaki gibi fiziksel temasımız olmuyor ne yazık ki. Ama gene de bu buluşmanın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Öncelikle tabii 30. yıl, evet, ciddi bir süre düşündüğümüzde 30. yılımız aslında 30 Aralık 2020'de tamamlanmış oluyor. Fakat biz bu yıl 30. yıl etkinliklerimizi 26 Haziran İşkence Görenlerle Dayanışma Günü'nde, İşkenceyle Mücadele ve İşkence Görenlerle Dayanışma Günü'nde başlatalım diye bir karar almıştık. O nedenle de ilk yayınlarımızla ve açıklamalarımızla da 26 Haziran'da 30 yıla vurgu yaptık. Çünkü önemli olduğunu düşünüyoruz. Evet, 30 yıl ve 1990'dan ağır hak ihlallerinin, yargısız infazların, faili belli katliamların olduğu yıllardan bugüne Türkiye İnsan Hakları Vakfı, tabii tek başına asla değil ama diğer insan hakları örgütleriyle beraber ve başta İnsan Hakları Derneği ile beraber pek çok olumlu değişimin de öncüleri arasında yer aldı. Sanırım en önemli katkılarından biri, yalnızca Türkiye için değil, dünya için de işkencenin etkili soruşturulması ve belgelenmesi el kitabı, yani İstanbul Protokolü'nün Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanmasını sağlamak ve ayrıca bütün uluslararası örgütler ve uluslararası hak mahkemelerinin, uluslararası mahkemelerin de atıflarını yaptığı bir belgeyi dünyaya kazandırmış oldu. Diğer insan hakları örgütleriyle beraber burada özellikle Physician for Human Rights'ı da anmak isterim. Amerika'daki insan hakları için hekimler örgütünü. Çünkü Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın özellikle 90 başlarından itibaren aktif olarak birlikte çalıştığı bir örgüt oldu Physician for Human Rights ve birlikte çalışmaları yürüttük. Aslında yazarları arasında, o çalışmaya katkı sunanlar arasında sevgili Turgut Tarhanlı da var tabii ki. Ve çok önemli bir çalışmaydı. Özellikle işkence gören ve hayatta kalanlar için bir kılavuz niteliğinde hem hukukçulara hem de sağlık çalışanlarına ama aynı zamanda da insan hakları savunucularına yönelik bir kılavuz niteliğinde, devletlere bağımsız izleme mekanizmalarının oluşumu konusunda önerilerde bulunan bir kılavuz. Tüm dünyada da aslında yaygın biçimde kullanılan bir kılavuz halen. Tabii buradan gene birini daha almak istiyorum ben. Eğer işkenceye karşı sözleşme yazılmasaydı, işkenceye karşı sözleşme dünyaya bir armağan olarak sunulmasaydı, biz de bu kılavuzu hazırlama olanağına sahip olmayacaktık. Çünkü ana belgelerin nasıl işleyeceğini gösteren kılavuzlar bizimkiler ve ana belgeler çok değerli. Dolayısıyla ben geçtiğimiz yıllarda kaybettiğimiz çok sevgili bir dostumu anmak istiyorum burada, Maria Calli'yi. Yunanistan'da işkence rehabilitasyon merkezinin uzun yıllar yöneticiliğini yapmış,
bir hekim ve işkenceye karşı sözleşmenin oluşumunda, işkence tanımının oluşturulmasında çok önemli katkıları olmuştu. O yüzden yolumuzu açan, aydınlatan pek çok insan var ve onlarla biz de yolu açmaya ve aydınlatmaya çalışıyoruz. Dünyanın hemen her yerinde tabii ki bu çalışmaları birlikte yürüttüğümüz, eğitim programlarına dahil ettiğimiz bir kılavuz. Bunun dışında tabii Türkiye'de özellikle uygulanan işkence yöntemlerinin tıbbi olarak değerlendirilmesi ve tanı konması üzerine bilimsel çalışmalar yapan bir örgüt Türkiye İnsan Hakları Vakfı. Yalnızca işkence görenlerin rehabilitasyon süreçlerini yönetmiyor ya da belgelemeleri yapmıyor ama aynı zamanda bilimsel çalışmalarla işkencenin tanısını koyacak bir takım verilere ulaşmayı sağlıyor. Veli Hocam, tabii Veli Lök'ü anmalıyız burada. Özellikle falaka işkencesinde kemik sintigrafisi yöntemini hayatımıza yerleştirdi ve önemli tanı koydurucu bir tetkik olarak dünyada da kullanılan bir tetkik kemik sintigrafisi. Gene elektrik işkencesinin tanısının konmasında özellikle gene Ege Üniversitesi'nden, aslında ilk çalışmalar özellikle Ege Üniversitesi'nin öğretim üyeleri üzerinden geliyor. Veli Lök Hocam ortopedinin öğretim üyesiydi. Fikri Öztop Hocam da patolojinin öğretim üyesiydi. O da elektrik işkencesinde patolojik tanı yöntemlerini geliştirdi. Birlikte çalıştığı tabii Danimarka'dan sevgili Liz Danielsen vardı ki İstanbul Protokolü'nün gene yazarları arasında. Ve elektrik işkencesinin tanısını koyma olanağımız oldu bizim. İşte bu tür çalışmalarla aynı zamanda benim sevgili tam yarım asırlık arkadaşım nörolog Hakan Gürvit'le beraber yapılan çalışmalarla askı işkencesinde tanı konulabilecek kriterler elde edildi. Dolayısıyla bilimsel anlamda da çok değerli katkılar sunulmuş oldu böylece. Bunun yanı sıra son dönemde gene yeni bir araştırma, özellikle hani tesisatçıların yeni zamanlarda kullandığı termal kamera ya da savaşçıların gece görüşü kamerası olarak kullandığı termal kamerayı biz yaralanmaların hızla gözden iten cilt üzerindeki yaralanmaların daha sonra geç dönemde ilk 6 ay içinde gösterilebilir olmasını sağlayan bir araştırma tamamladık. Ve bu araştırma sonucunda da hem geçerliliği hem güvenilirliği yapılmış oldukça spesifik bir çalışma ortaya koyduk. Dolayısıyla evet, neler kazandık? Bilimsel araştırmalar kazandırdık, bir kılavuz kazandırdık dünyaya. Aynı zamanda da o bildiğimiz eski işkence yöntemlerinin tanısının konmasıyla birlikte onlardan vazgeçen bir devlet oluşmasına biraz da olsa katkı sunduk. Ama ne yazık ki son dönem için aynı şeyleri söyleme olanağımız yok. Onları daha sonra konuşuruz. Epey uzun konuştum ben. Şimdilik bu kadarla yeteneyim. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, yani bu dönemi de tabii ki konuşacağız, son dönemi. Bizim ikinci sorumuz bu COVID dönemiyle alakalı aslında. Bugün COVID-19'un sadece sağlık boyutunu konuşmuyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'nün eğitim, sağlık çalışanları, ayrımcılık gibi birçok başka konularda uluslararası düzeyde belge, metin, ilke ve politika ürettiğini görüyoruz, takip ediyoruz, yayınları çıkıyor. Bizim sorumuz aslında burada Turgut Bey'e Türkiye'nin bu politikalara olan mesafesini merak ediyoruz. Bu politikalar değerlendiriliyor mu, takip ediliyor mu, uygulanıyor mu, geri mi kalıyoruz, yoksa durum nedir? Söz sizde Turgut Bey, çok teşekkürler. Ardından da belki Zafer Bey de ekleme yaparsa çok memnun oluruz. Buyurun Turgut Bey. Çok teşekkür ederim. Sesim nasıl geliyor, duyuluyor mu?
Gayet iyi geliyor tamam. Sesiniz. Şimdi tabii ben Dünya Sağlık Örgütü sorunuza geçmeden önce ben de teşekkür ediyorum. Özellikle bu davette bulunduğunuz için ve böyle bir paylaşımı geniş ölçekte sağlama fırsatı sunduğunuz için konunun birçok boyutu var. Tabii tıbbi boyutunun çok öncelikli olduğunun farkındayız. Fakat insan hakları boyutu, hak koruma boyutu da onunla adeta bir madalyonun iki yüzü gibi. O nedenle de haklı olarak bana Dünya Sağlık Örgütü ile ilgili politikaların nasıl geliştirildiği konusunu sorarken ben buna paralel olarak aynı zamanda Birleşmiş Milletler bünyesinde biliyorsunuz Dünya Sağlık Örgütü de Birleşmiş Milletler'in bir ihtisas kurumudur. Bu konuyla ilgili insan haklarına ilişkin yani sağlığın korunmasıyla çünkü orada Dünya Sağlık Örgütü ile aslında kol kola gidiyorlar. Kim kol kola gidiyor? Birleşmiş Milletler'in Cenevre'deki İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ve İnsan Hakları Konseyi yapıları Dünya Sağlık Örgütü ile birlikte çalışıyorlar. Birlikte de üretimleri oldu. Şimdi bu noktada belki bir vurgu yapmak lazım. O da şu, Dünya Sağlık Örgütü'nün özellikle sağlık hakkı konusundaki yaklaşımı Birleşmiş Milletler'in insan hakları örgütleri, kurumlarıyla birlikte mukayese ettiğiniz zaman daha geniş bir sosyal perspektifi çizen bir yaklaşım. Dolayısıyla çok böyle teknik hukuki bağlamda sınırlandırılmış falanca bir şey ma hakkı, şunu etme özgürlüğü bağlamında değil daha geniş. Yani sosyal, ekonomik vesaire sağlıkla birlikte faktörleri de dikkate alan çok disiplinli bir bakışa sahipler. Bu da tabii çok doğal tahmin edeceğiniz gibi. Ancak bunun gerçekleşmesinde nasıl uygulanacağı konusunda özellikle bizim hukuki cephede referans aldığımız ve Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü'nün de göz önünde tutup referans aldığı metin ekonomik, sosyal, kültürel haklara dair uluslararası sözleşme. Bu sözleşmenin de özellikle 12. maddesi yani ulaşılabilecek en yüksek sağlık standardına sahip olma hakkı diye tanımlanıyor bu. Dünya Sağlık Örgütü de doğrusu politikalarını insan haklarıyla bağlantılı olarak tabii özellikle tıp dünyasına yönelik daha teknik olabilecek bir takım tavsiyeleri vesaire de var ama şu sırada onların tartışılması herhalde söz konusu değil. Daha hak odaklı bir zeminde duruyoruz. Dolayısıyla Dünya Sağlık Örgütü'nün hak odaklı bu geniş bakışında önemli bir dayanak ekonomik, sosyal, kültürel haklara ilişkin uluslararası sözleşmeleri. 2003 yılından beri de Türkiye'nin yükümlülük altında bulunduğu yaz aylarından itibaren yani yaklaşık 17 yıldır tarafı olduğu bir sözleşme. Şimdi bu sözleşme üzerinden Dünya Sağlık Örgütü'nün konuya nasıl yaklaştığına baktığımız zaman tabii bunun belli unsurları var. Yani temel unsurları var. Özellikle sağlık hakkı bağlamında düşündüğümüz zaman. Tabii kendi pratiğimiz bakımından zihinlerimizde en azından şu anda düşünebiliriz ama daha sonra belki tartışma zemininde de ele alabiliriz Türkiye cephesi itibariyle. O da şu, bu bir sağlık hakkının burada özellikle salgın ortamında, bir pandemi ortamında konunun sadece sağlık hakkıyla sınırlı olarak düşünülmesi yeterli değil. Sağlık hakkı öncelikli olarak elbette dikkate alınması gerekiyor. Fakat diğer hak ve özgürlüklerle birlikte bunun değerlendirilmesi söz konusu. Dolayısıyla Dünya Sağlık Örgütü artı Birleşmiş Milletler'in insan hakları kurumlarının bu el ele politikayı geliştirmelerinin bir diğer gerçek dayanağı da bu. Burada Birleşmiş Milletler'in gerek insan hakları kurumlarının gerek ki Dünya Sağlık Örgütü bakımından önem taşıyan bu temel unsurlar, özellikle bu sağlık hakkının belli bir düzeyde gerçekleştirilmesine yönelik olarak belli unsurlara temas ediyor dedim biraz önce. İki, her şeyden önce bu hakkın mevcudiyeti, yani buna gösterilecek saygı meselesi. Kim tarafından? Hem kamu otoritesi tarafından hem de devlet dışı aktörler tarafından. İki, erişilebilir olması meselesi. Üç,
bunun kabul edilebilir olması, yani toplum nezdinde de kabul edilebilir bir hizmet olarak sunulması meselesi. Bunlar politika unsurlarıdır. Ve sonuncu olarak da tabii sunulan hizmetin kalitesi meselesi. Maalesef dünyadaki her ülke bu temel unsurların karşılandığı bir hizmetten yararlanma imkanına sahip değil. Burada altını çizmek istediğim önemli bir husus ve disiplinler arası bakışın da vurgulanmasında önem taşıyan bir husus şu. Bu dört temel unsur, mevcudiyet, erişilebilirlik, kabul edilebilirlik ve kalite içinde. Erişilebilirlik meselesi, accessibility meselesi. Erişilebilirlik konusunda bir kere bir ayrımcılık yasağının etkili bir biçimde uygulanması gerekiyor. Yani insanların bu hizmetten yararlanması konusunda hangi nedene bağlı olursa olsun ayrımcılık yasağı standardı çerçevesinde bir muameleden arınmış olarak bu hizmetten yararlanmaları gerekiyor. Bu politika unsuru ve tabii ki uygulamaya akseden cephesiyle birlikte. İkincisi fiziksel erişimin sağlanması meselesi. Erişilebilirliğin ikinci boyutu. Dört alt başlığı var erişilebilirlik konusunun. Ekonomik anlamda erişilebilirlik meselesi. Yani ülkedeki sosyal güvenlik sistemi, bunun desteklenmesi, hangi sistemle nasıl destekleniyor, kimler yararlanabiliyor, yararlanabiliyor mu? Veyahut tedavide öngörülen metotlar ya da kullanılan ilaçlar şu bu açısından ekonomik olarak bunu karşılamaya elverişli mi erişilebilirlik? Ve dördüncü olarak bilgiye erişim meselesi. Bu konunun Türkiye özelinde de özellikle tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bilgiye erişilme meselesini Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği birlikte şöyle tanımlıyorlar. Sağlıkla ilgili konularda bilgi talep etme. Bu bizde geçerli olan bir şey. Yurttaşlar için söz konusu olan veya kurumlar, örgütler için geçerli olan bir hak alanı. Bilgi talep etme. İki, bilgi alma. Kendisine bilginin verilmesi. Üç, bilgi verilmesini ve görüş bildirilmesini sağlayabilecek bir altyapı. Şimdi bütün bu bilgi alma, bilgi verme, bilgiye erişim konularının hepsi bizi Ekonomik Sosyal Kültürel Haklar Sözleşmesi'nin Birleşmiş Milletler'le bu bağını kurduğumuz noktadan bir başka uluslararası sözleşmeye taşıyor. O hangisi? Yine 1966 yılında kabul edilen ve Türkiye'nin de 2003 yılından beri yine tarafı olduğu Medeni ve Siyasi Haklara Dair Uluslararası Sözleşme madde 19.2, yani bilgiye erişim meselesi veyahut belli bir araştırmanın, belli bir bilginin, belli bir bilimsel bulgunun paylaşılması, kamuyla paylaşılması veyahut bu konuda talepte bulunulması ve bu talebin karşılanması meselesi. Dolayısıyla Dünya Sağlık Örgütü'nün hak temelli, sağlık hakkıyla bağlantılı yaklaşımının Birleşmiş Milletler'in diğer insan haklarıyla ilgili kurumları bağlamında düşünüldüğü zaman bir kere her şeyden önce bu unsurları karşılayacak bir politika profiline sahip olmasını aramamız, sorgulamamız, takip etmemiz gerekecek ve ülke uygulamalarını da bu ölçeğe vurarak değerlendirmemiz gerekecek. Burada ben bir iki noktaya daha temas edeyim ama zamanı da dikkatli kullanmak adına çok aşmamak için eğer mümkünse müsaade ederseniz. Tabii ki lütfen. Bunun içerisinde önemli bir unsur şu, katılım meselesi. Yani bunu mutlaka salgınla ortaya çıkması gerekmiyor. Yani ülkenin bir sağlık stratejisinin ve eylem planının hazırlanmasında da toplumsal örgütlenmenin, bireylerin, devlet dışı bu konuda çalışan aktörlerin, akademik çevrenin ve mesleki teşekküllerin desteğinin ve katılımının sağlanması büyük önem taşıyor. Bu genel bir ilke, sağlık politikalarının oluşumuyla ilgili olarak. Ama salgın döneminde, bir pandemi döneminde bu çok daha fazla önem taşıyor. Özellikle hesap verebilirlik, şeffaflık ve sağlığımızın korunabilmesi için ilgili kamu politikalarının yerine getirilmesinin
takibini yapabilmemiz, bunu öğrenebilmemiz ve aynı zamanda da eğer bir aykırılık, uygunsuzluk söz konusuysa buna yönelik bir müdahaleyi sistem içerisinde dile getirebilmek ve takibini yapabilmek bakımından. Dolayısıyla katılımın altını çizmek durumundayım bu bağlamda. Bu çerçevede tabii şöyle bir durum var. Denilebilir ki efendim yani bu aslında bir olağanüstü dönem. Bu olağanüstü dönemde olağanüstü hal rejimini de uygulamak mümkün değil midir? Evet, mümkündür. Yani devletler gerekirse böyle bir salgın durumunda, bir doğal afet gibi, yani mutlaka bir savaş, bir işte ayaklanma vesaire gibi siyasi, sosyal meseleler değil, fakat bu tür nedenlerle de olağanüstü hal ilan edilebilir. Türkiye bunu ilan etmedi ama eden ülkeler var. Fakat bugün karşı karşıya olduğumuz mesele, özellikle bu olağanüstü hal ilan etmesi kamu otoritesinin ya da devlet yönetimlerinin çerçevesinde bir karşı karşıya kaldığımız meselenin biraz endişe verici bir tarafı var. Çünkü bugün baktığımız zaman örneğin Avrupa Konseyi ülkeler içerisinde yani Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi bağlamında olağanüstü hal ilan ediyorum ve dolayısıyla derogasyon uygulayacağım, yani derogation'lar uygulayacağım, yükümlülüğümü daraltacağım, bu konularda tam sözleşme hükümlerine riayet edemeyeceğim şeklinde beyanda bulunan Avrupa Konseyi'nin 47 üyesinden sadece 10 devlet var. Bunlar 6'sı çektiler olağanüstü hal rejimlerini. Fakat 4 tanesi bugün devam ediyor. Bunlar Ermenistan, Gürcistan, San Marino ve Sırbistan. Fakat onlar da yakında sona erdirecekler. Mesela Ermenistan 13 Temmuz'da sona erdireceğini söylüyor. Birleşmiş Milletler'e baktığımız zaman benzer bir durum orada da kendini gösteriyor. Birleşmiş Milletler'in özellikle medeni ve siyasi haklar sözleşmesi bakımından, yani kişilerin maddi ve manevi hak alanının korunması bakımından olağanüstü hal rejimini ilan etmiş Birleşmiş Milletler üyeleri var. 13 Birleşmiş Milletler üyesi bunlar. Guatemala, Letonya, Estonya, Ermenistan, Ekvator, Romanya, Peru, Filistin devleti, Şili, Kırgızistan, Kolombiya, El Salvador ve Gürcistan. Şimdi bunlar aslında bir anlamda hani açıklıkla, şeffaflıkla ben şu haklar bakımından sözleşme kurallarına, insan hakları bakımından uyamayacağım beyanında bulunmuş süreyle sınırlı olarak devletler. Hangi haklar daha çok derseniz seyahat özgürlüğü, özel yaşama müdahale özgürlüğü, toplantı, barışçıl toplantı, gösteri özgürlükleri, dernek örgütlenme özgürlükleri, bunun dışında örneğin sınırlı da olsa mesela Guatemala İfade özgürlüğünü de sınırlayabileceğini söylüyor. Ama diğerlerinin hiçbirinde bu yok. Hatta ifade özgürlüğü özel raportörü Birleşmiş Milletler'in David Kay dedi ki ifade özgürlüğünün bu dönemde bir olağanüstü hal konusu yapılmasını kabul edemeyiz. Çünkü Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'nin ifade özgürlüğüne ilişkin 19. maddesinin 2. bendinde zaten kamu sağlığının korunmasıyla hakkın sınırlandırılabileceği şartlar meşruiyet gerekçesi çerçevesinde tanınmış durumda. Bunu olağanüstü hal rejimi rejimine dahil etmek düşünülemez. Dolayısıyla buna karşı olmak gerekir. Ve ifade özgürlüğünü kullandığı için de bir döneme özgü sınırlamaya, baskıya vesaire maruz kalmamak aynı zamanda takip edilmesi gereken ve korunması gereken bir özgürlük alanı. Fakat şimdi işin vahim ve belirsiz olan noktası şu. Gerek Avrupa Konseyi'nde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi bakımından, gerek Birleşmiş Milletler'de Medeni Siyasi Haklar Sözleşmesi bakımından bu derogasyonları ilan eden devletler açıkça davranmış durumdalar ve bunu ilan etmiş durumdalar. Fakat ülkesinde olağanüstü rejim niteliğinde sınırlamaları uygulamakla birlikte bunu Birleşmiş Milletler nezdinde veya Avrupa Konseyi nezdinde paylaşmamış büyük bir devletler var.
bugün karşı karşıya kaldığımız önemli insan haklarını koruma meselelerinden biri. Gerek Dünya Sağlık Örgütü'nün, gerek Birleşmiş Milletler İnsan Hakları yapılarının şikayetçisi olduğu, hatta Yüksek Komiser, İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michel Bachelet, Nisan sonlarında yaptığı konuşmada bunun altını özellikle çizdi. Biz dedi, evet şu 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 devletlerin olağanüstü hal ilanını görüyoruz ama ve dolayısıyla hakları sınırlandırdıklarını burada biliyoruz. Fakat maalesef büyük bir devletler zümresi bunu açıklamaksızın, deklare etmeksizin ülkesinde olağanüstü hal rejimi uygun. Dolayısıyla Türkiye açısından da baktığımız zaman aslında resmen böyle bir olağanüstü hal ilan edilip ilgili uluslararası yapılara böyle bir bildirimde bulunulmamış olmasına rağmen ona denk gelebilecek hak sınırlamaları ya da kısıtlamalarıyla karşılaştık bu dönem içerisinde. İsterseniz burada bir nokta koyayım ben genel çerçeveyi çizmek bakımından. Çünkü bu her iki örgüt bakımından da Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlık hakkının en yüksek standartta korunmasına ilişkin standartlarının temel noktalarından birisi olarak önem taşıdığı gibi insan hakları cephesi itibariyle de örgütün temel unsurlarını ifade eden bir çerçeve çiziyor. Başlangıç için yeterli olur tahmin ediyorum. Çok teşekkürler. Evet, bayağı aydınlanmış olduk. Çok sağ olun. Ben daha sonra bu soruyu aslında Zafer Bey'in de katkısını almak istiyorum ama bir ayağı kalktı gitti galiba. O yüzden aslında bir sonraki... geldi mi Zafer Bey? Geldim, hoş geldiniz. Tamam, ben sizin de katkınızı alıp sonraki soruma geçecektim. Ama eklemek istediğiniz bir şey var mı? Evde 3 tane kedi olunca onları... Tamam, biraz... doğru. Kapıya galiba geldiler. Şimdi ben aslında Turgut Hocam gayet güzel anlattı ama ondan önce ben de Hrant Dink Vakfı'na ve bütün siz sevgili arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Böyle bir etkinliği düzenlediğiniz için, insan haklarını konuşmaya devam ettiğiniz için, bizi de buna davet ettiğiniz için emeklerinize sağlık şimdiden. Bütün çevirmenler, hepsi dahil. Tabii yine bir şeyimi tamamlayayım. Sevgili Şebnem Hocam Oğudağ ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın önemli bir temsilcisi. 30 yıllık bir geçmiş, bir birikim. Benim kitaplığımda hep kitaplar var. Çok yararlandığım kılavuzlar var. Çok çok etkileniriz Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın yaptığı çalışmalardan. Bize yol yordam gösterir açıkçası. O yüzden ben de 30. yılı kutluyorum. Ve başarılar diliyorum. Daha nice 30 yıllar diliyorum. Keşke işkence ve kötü muamele bitse. Ve daha önce Şebnem Hocam'la bir başka toplantıda beraberdik. Şöyle bir serzenişte bulunmuştu. Keşke biraz artık hayvanları konuşabilsek, doğaya verdiğimiz zararı konuşabilsek, insan haklarındaki bu meselelerden kurtulsak da diye. Keşke o noktaya gelsek. Ben Turgut Hocam'ın söyledikleri gayet sesim geliyor değil mi? Bir problem yok. Evet, bazen cızırtı oluyor ama hiç sıkıntı değil. Yani duyuluyor. Tamam. Yakın olmanız tamam. Yeterli cihazı. Tamam. Peki. Yani Turgut Hocam zaten yeterince çok net anlattı hukuki kısmını işin. Fakat bu süreçte belge düzenleyenler sadece Dünya Sağlık Örgütü değildi tabii. Örneğin Uluslararası Ceza Reformu bizim çok yararlandığımız örgütlerden biridir. Onların özellikle alıkonulma yerlerine ilişkin yine işkence yönleme komitesinin Birleşmiş Milletler'e bağlı tabii ki. Önemli belgeler yayınladılar. Daha aslında salgının tahminim ilk haftasıydı. Bu belgeler çok kıymetliydi. Türkçe'ye de hızlıca çevrildi. Özellikle alıkonulma yerleriyle ilgili olanlar ve UNICEF'in böyle bir katkısı oldu Türkiye'de. Hemen çevirdiler. Ben de onlardan yararlandım. Hatta az önce Turgut Hocam'ın altını özellikle çizdiği o bilgi edinme hakkı için Adalet Bakanlığı'na sürekli böyle bir tacizde bulunmaya başladım. Telefonlar, bilgi edinme başvuruları falan. İşte ceza tevfi evleri genel müdürün sitesine girerek, oradan sorular yazarak falan. Çocuklar ne durumda, ne yapıyor 3000 çocuk içeride, 12-17 yaş arası çocuk falan diye.
Sonra hiç yanıtlar alamadım. Yani o bilgi edinme hakkım o salgın döneminde karşılanmadı tahmin ettiğiniz gibi. Yani sürpriz değil maalesef. Fakat bunun üzerine ben bir video hazırladım. Bu dolandı böyle ortalıkta. Epeyce de ilgi gördü ve çocuk ombudsmanlığından aradılar. Bir hareketlenme oldu yani çocuk hapishaneleriyle ilgili. Orada üç şeyi söylemeye çalışmıştım. Tam da Turgut Hocam'ın altını çizdiği şey ve Dünya Sağlık Örgütü'nün, işte Uluslararası Ceza Reformu Örgütü'nün, İşkenceyi Önleme Komitesi'nin çocuklarla ilgili üç tane şeyi özenle söylüyorlardı. Alıkoyulma merkezlerine bu süreçte yani salgın sürecinde yeni çocuk kabulünün askıya alınması. Ne kadar önemli. Yani çocuk, yeni çocuk kabul etmeyin mümkün olduğunca. İkincisi güvenle tahliyesi yaklaşmış çocukların tahliye edilmeleri. Daha güvenli bir yere, yani evlerine, kendilerini iyi hissedecekleri ailelerinin yanına. Üçüncüsü de yine alıkonulma hali devam eden tüm çocukların sağlık ve esenliklerinin korunması. Bunun üçünün altını çiziyordu bu kurumlar. Dolayısıyla ben de bu videoda bunun altını çizmiştim. Demiştim ki bir, içerideki çocuklar bu salgın sürecinde dünyada neler oluyor, Türkiye'de neler oluyor, ailelerinin başına neler geliyor, bunlarla ilgili bilgilenebiliyorlar mı? İkincisi, bu bir tıpla ilgili bir mesele. Bunun uzmanları var. Biz her akşam haberlerde profesörleri dinliyoruz. Ona rağmen kafamız çok karışık. Dolayısıyla bir tıp uzmanı tarafından bu salgınla ilgili bir uzmanlığı olan ve çocukları bunu anlatabilecek birisi tarafından bu bilgi çocuklara paylaşılabilir mi? Uzman tarafından bu bilgi verilebilir mi? Üçüncüsü de içerideki çocuklar ne durumdalar? Yani yeterince mesafe alındı mı? Maske var mı? Hijyen ve temizlik kuralları sağlanıyor mu? Bunlar ücretsiz tedarik edilebiliyor mu? Gibi üç tane talebi karşılayacak bir istekte bulunmuştuk. Yani üç kişilik bir heyet kurulacak, bir psikolog, bir sosyal hizmet uzmanı ve bir tıp insanından oluşacak ve gidecek bunu yapacak. Gelen cevap neydi biliyor musunuz Adalet Bakanlığı'ndan? Israrlı başvurularıma karşı. Hapishanedeki görevliler, yani infaz koruma memurları, gardiyanlar, tırnak içinde müdürler, gerekli bilgileri veriyorlarmış. Yani çocuklar için salgınla ilgili gerekli bilgileri veriliyormuş. Yani inanılmaz rahatlamış oldum ben tabii. Burada bir şey yapmak istemiyorum ama ben 20 yıla yakın süredir hapishanelerle ilgileniyorum ve infaz koruma memurlarının bu bilgiyi alıp bunu sağlıklı bir şekilde o çocuklara aktarabileceklerine inanmıyorum. Ben böyle bir ekleme yapmak istedim bu ilk turda. Çok çok teşekkürler. Çok sağ olun. O zaman ben bir sonraki soruma geçiyorum. Bir sonraki soru aslında biraz sivil toplumla alakalı. Sivil toplumun insan hakları alanında verdiği mücadelede birçok yöntem kullandığını biliyoruz. Bunların başında bizim bildiğimiz izleme ve raporlama faaliyetleri geliyor. Aslında sorumu ilk olarak Şebnem Hanım'a yöneltmek istiyorum. Bu izleme, raporlama faaliyetlerini sürdürebiliyor musunuz? Son dönemde karşılaştığınız engeller nedir, var mı? Ve daha belki de hani bir manevra alanınız var mı bu engellere karşı? Ne gibi yöntemlere başvuruyorsunuz? Bunu merak ettik. Buyurun Şebnem Hanım. Tekrar teşekkür ediyorum ben. Öncelikle sevgili Turgut'un bahsettiği bu bilginin paylaşılmasıyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Daha iki gün önce değerli meslektaşımız, epidemiyoloji uzmanı Kayahan Pala'ya yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma açtı Sağlık Müdürlüğü Bursa'da. Ve bunun öncesi de var. Pek çok sayıda meslektaşımıza, işte Onur Hamzoğlu'na, diğer meslektaşlarımıza kamuoyunu yanlış bilgilendirmek, paniğe sevk etmekten soruşturma açılıyor.
Dolayısıyla bilgiyi nitelikli ve gerçek boyutuyla paylaşmadıkları gibi ayrıca paylaşan ve uyaranlara da soruşturmalarla onları yıldırma davranışı gösteriliyor. Cezaevlerinin yanıtı da, yani Adalet Bakanlığı'nın yanıtı da çok alışık olduğumuz bir yanıt. Uzun zamandır, aslında salgından öncesinden beri onların zaten uzmanları var. Hekimlerimiz var bizim diyorlar, psikologlarımız var. Size gereksinimimiz yok. Yani sivil toplumla devletin ilişkisi çok uzun zamandır yok. Daha önce var mıydı? Hani kısmi de olsa, özellikle Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde biraz daha bu tür etkinliklere çağrılma, işte görüşümüzün sorulması gibi bir takım adımlar atabiliyorduk. Hatta CİST'in bir takım projeleri bile, yani cezaevinde yapabildiği projeler de olmuştu o dönemde. Ama son zamanlarda öyle bir iletişim kalmadı ne yazık ki. Tabii biz insan hakları örgütlerinin en temel bilgi kaynaklarından birisi bağımsız basın. Bağımsız basın kaynaklarımız da sınırlandırılmış durumda. Ve önümüzdeki dönemde sosyal medya ile ilgili kapatırım tehdidi de gerçekleşirse, ki gerçekleşmemesi için de hiçbir neden yok. Gördük, çok numara teklifi komisyondan hızla geçirildi. Bu kanalda da neredeyse hiç açık bir noktamız kalmayacak. Çok ciddi bir sorun tabii ki. Ana akım medya çok uzun zamandır zaten tümüyle bağımlı hale gelmiş durumda. Sizler de izliyorsunuzdur. Bütün gazete birinci sayfaları aynı başlıkla çıkabiliyor. Özellikle dönemlerde, özellikle de insan hakları ihlallerinin gerçekleştiği koşullarda ihlalin gerçekleşmediğini, bu aslında ihlal iddiasının işte teröristler tarafından ortaya atıldığını dile getirecek bir takım başlıklar, karalama faaliyetleriyle yürüyor ana akım medya. Dolayısıyla biz tümüyle bağımsız kanallar ve internet medyası üzerinden bilgiye ulaşmaya çalışıyoruz. Ama tabii başka kanallarımız da var. Türkiye İnsan Hakları Vakfı içinde, İnsan Hakları Derneği içinde en önemli kanallardan birisi avukatlardır. Çünkü avukatlar bu süreçleri takip eder ve dolayısıyla onlara ulaşıldığında dosyaları, bir takım bilgileri elde edebilme olanağı olur. Ama son dönemde gene yeni yöntemlerden birisi dosyalarla ilgili gizlilik kararı verilmesidir. Dosyanın avukatının bile bazı belgelere ulaşamadığı koşullar ortaya çıkmaktadır. Buna rağmen bilgiye ulaşma konusunda ısrarcı avukatlar, bağımsız avukatlar. Çünkü evet, çoklu baro sistemiyle birlikte bunun da ortadan kaldırmaya dönük adımlar atılacağını, buna yönelik girişimler olduğunu biliyoruz. Ama tabii ki bağımsızlık öyle kolay ortadan kaldırılabilir bir şey değil. Ben sizi bağımlı yaptım deyince insanlar bağımlı olmuyorlar. Ve Uluslararası İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nde de ifade eder zaten. Bu baskılar çoğaldığında isyan hakkımız ortaya çıkıyor. Böyle bir hakkımız var. Dolayısıyla bağımsız insanlar isyan hakkını kullanıp bilgiye ulaşma konusunda gereğini yerine getiriyorlar. Evet, görünür kılma konusunda insan hakları örgütlerinin çabaları ile ilgili bunları önlemeye dönük pek çok yöntem kullanıyor devlet. Buna insan hakları örgütlerinin emekçileri, gönüllüleri, yöneticileri hakkında açılan sayısız dava, verilen para cezaları ve bir takım üstü örtük tehditler de dahil. Ama insan hakları örgütlerinin bu gönüllüleri de bu tehditlerden yılmıyorlar ve insan hakları mücadelesine devam ediyorlar. Biz dokümantasyon merkezimiz aracılığıyla bilgilere ulaşma konusunda ısrarcıyız.
ve düzenli olarak yayınlıyoruz. Bu bilgileri ayrıca yeni dönemde özellikle internet üzerinden de daha yaygınlaştırmaya dönük bir çabamız var. Bu dönem bize şunu öğretti. Özellikle sosyal medyayı daha yaygın ve etkili kullanma becerisi kazandırdı hepimize. Ve bilgileri sosyal medya üzerinden paylaşma, hızla paylaşma. Aslında bu bir yandan da bize bir hız kazandırdı. Çünkü daha önce biliyorsunuz işte bir olay olur ve basın açıklaması yapılır. Şimdi bir olay oluyor ve birkaç dakika içinde aslında bir açıklama da ardından geliyor ve kamuoyunu bilgilendirme konusunda önemli adımlar atılabiliyor. Dolayısıyla baskılar aynı zamanda bize de yeni kanallar açma ve bu kanalları etkin kullanma konusunda öğretici olur. Dünyanın her yerinde böyledir. Örneğin dünyanın en fazla internet kullanımı olan ülkeleri, baskının en yoğun olduğu ülkeler, bütün engelleme çabalarına rağmen basının baskı altında olduğu ülkeler gene sosyal medya aracılığıyla internet gazeteciliği, yurttaş gazeteciliğinin yaygın olduğu ülkeler. O nedenle evet, bu dönemde bir takım baskılarla karşı karşıya kalsak da biz çalışmalarımızı yürütüyoruz. Çeşitli uyarılarda bulunuyoruz. Bu sadece Türkiye'ye ait uyarılar değil. Aslında Türkiye için ya da Türkiye'deki devlet erkine yönelik açıklamalar değil. Aslında uluslararası kamuoyunu da böylece bilgilendirmiş oluyoruz. Hak ihlalleri açısından. Bu konuda sadece Türkiye İnsan Hakları Vakfı paylaşımlarından söz etmiyorum. Örneğin bu dönemde kamuoyunun güvenini en fazla kazanan örgütlerden birisi Türk Tabipleri Birliği olmuştur salgın sürecinde. Çünkü elindeki kısıtlı olanaklarla ama üyeleri hekimler üzerinden derlediği verilerle gerçek bilgiye ulaşmaya ve gerçek bilginin, bilimsel bilginin kamuoyuyla paylaşılmasına inanılmaz bir gayret gösteriyor. O nedenle de zaten Türk Tabipleri Birliği'nin üyeleri, etkin üyeleri bu alanda çalışan epidemiyologlar, enfeksiyon hastalıkları uzmanları daha çok saldırıya uğruyorlar. Çok teşekkürler. Zafer Bey, dilerseniz siz buradan devam etmek ister misiniz? Yoksa bir sonraki evet. Sorumuza da geçebilirim. Buyurun. Evet, benim izleklerim var. Devam etmek isterim. Şimdi izleme ve raporlama tabii sivil toplum örgütlerinin bizlerin en çok sevdiği faaliyet. Fakat sorumluların ve iktidarların da en sevmediği, nefret ettiği. Çünkü her şey, hakikat ortaya konacak. Dolayısıyla bu hakikatin görünmesini istemezler ülkeyi yönetenler, iktidarlar ya da mağduriyetin failleri, bir mağdur yaratılmışsa onun faili böyle bir izleme ve raporlama yapılmasından hoşnut olmazlar. O yüzden maalesef biz, hatta şunu da ekleyeyim, bazı sivil toplum örgütleri bazen bu raporları mağdurlarla beraber de yaparlar. Bu böyle işin en şey tarafıdır. Yani çıkacak şey, rapor daha net olacaktır çünkü. Dolayısıyla bunu başaran dernekler de var, vakıflar da var. Türkiye İnsan Hakları Vakfı gibi, İnsan Hakları Derneği gibi 40'a yakın ilde faaliyet gösteriyor ve bir olayın anında her şeyine ulaşabilme şansı elde ediyor. Yine Şebnem Hocam'ın söylediği gibi Türk Tabipler Birliği var. Belki CİST'i burada anmak lazım. Ben de naçizane kurucularından, üyelerinden biri olarak. CİST'in 15. yılı. CİST bu konuda epeyce bir mesafe kat etti. Direkt mektuplaşıyor mapus gruplarıyla. Yani eşcinsel mapus gruplarıyla ilgilenen bir arkadaşımız var, yaşlı mapuslarla ilgilenen, engelli mapuslarla, çocuk mapuslarla, kadınlarla, yabancı mapuslarla şeklinde böyle bir yoğun bir çalışma yapıyor. Fakat tabii her ne kadar izleme ve raporlama yaptığımızı söylesek de
Ben biraz daha burada bir şey davranmak istiyorum. Tam bağımsız bir izleme yapabilme şansımızı vermiyor. Bu bir hak aslında. Sivil toplum örgütlerinin, aktivistlerin, hatta her bir yurttaşın hakkı. Yani burada ne oluyoryu anlamak hakkı, bir yerde bir şey oluyor. Ama bunu bağımsız olarak izleyebilecek ve raporlaştıracak, çünkü bunun kriterleri var. Şebnem Hocam bunlara çok emek verenlerden birisidir. Bir sürü insan emeği olduğu gibi. Bir yeri izlemenin, orada orayla ilgili rapor yazmanın bir sürü de ölçüleri var. Mesela habersiz gitmek çok kıymetlidir eğer bir hastaneye gidiyorsunuz. Bir ruh sağlığı hastanesine gidiyorsunuz. Dolayısıyla maalesef yurttaşı bulunduğum bu ülkenin yöneticileri hiçbir zaman bize bu şansı pek vermedi. Ben bir ara Türkiye İnsan Hakları Kurumu var. Şimdi Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu diye bir şey oldu. Kurumu şey yapmak için söylemiyorum bu bir şey olduğu. Ne olduğu belki bir sonraki soruda birazcık açmak isteyeceğim. Ama bu kurumla ben birkaç yere gidebildim o süreçte. Yani habersiz işte bir cezaevine gidip orada her yeri, bütün kapıları açtırmak, bütün mahpuslarla görüşmek falan. Bunlar önemliydi. Hatta Ümit Biçer hocamla da R tipi hapishaneye gitmiştik. Rehabilitasyon tipi hapishaneye Metris'te. Onlardan biriydi. Yani bağımsız izlemenin kendine göre kriterleri var. Keşke onları yerine getirebilip bağımsız izleme ve rapor yazabilsek. Mesela şununla bitireyim bu sorunun cevabını aslında. Bakın devlet böyle bir rapor, böyle bir hakikat raporu oluştu aslında, Cizre raporu. Cizre'de 70 küsür gün süren sokağa çıkma yasakları ile ilgili bir takım kurumlardan oluşmuş insanlar bir heyetle gidip orada bir rapor yazdılar. Cizre raporu diye bunu kısaca tanımlıyoruz. Sokağa çıkma yasakları olduğu süreçte yaşanan insan hakları ihlalleri, kötü muamele ve işkence raporu. Ama hemen bir intikam gibi o raporda olan bazı dernekleri kapattılar. Mesela Gündem Çocuk. Yani dolayısıyla hakikatin ortaya çıkması için sivil toplumun izleme ve raporlama yapması şart. Ama bunu yapabilmemiz için de ülkeyi yönetenlerin bu hakkımızı bize teslim etmeleri gerekir. Aslında bu onların da yararınadır. Hepimizin yararınadır. Ben şimdilik böyle söyleyeyim. Teşekkür ederim. Tamam, aslında bir sonraki sorumuz dediğiniz gibi biraz daha pratik sahayla ilgili bir soru olacak. En son yapılan bu infaz düzenlemesiyle ilgili hem insan hakları açısından nasıl değerlendirdiğinizi sormak istiyorum. Hem de bu özellikle hak ihlallerine neden olan nasıl düzenlemeler getirildi? Biraz bu pencereden değerlendirebilir misiniz? Birinci sorum bu aslında. İkinci sorum da şu anda iletişimin azaldığını biliyoruz. Kısıtlamalar çok fazla. Sizin deneyimlerinizi merak ediyoruz. Şu anda nasıl ulaşıyorsunuz? Ne durumdasınız? Genel bir son dönemin değerlendirmesini yapar mısınız infaz düzenlemesiyle ilgili? İlk bilmiyorum. Belki Zafer Bey, siz devam edin isterseniz, oradan diğer konuklarımıza da söz veririz. Olur, olur, sevinirim. Fakat bir önceki soruda küçük bir ekleme yaparak bu sorunun yapılmasının oraya geçeyim. Aslında soru çok güzeldi. Yapamıyorsunuz ama manevralarınız var mı? Hani bunun altından kalkma beceriniz. Aslında bu süreçte epeyce bu yönlü şeyler var. Hani biraz da umutlu olalım diyorsunuz ya. Mesela Görülmüş Kür diye bir ekip var. Adil Okay ve sevgili arkadaşları. Üstelik üç büyük ilden birinde de değiller. Galiba Antalya'da ya da Mersin'deler. Orada bir oluşum bu. İnanılmaz mahpus iletişimi kurdurdular bu süreçte. Yani 15 Temmuz'dan bu yana özellikle
görülmüştür, ekibini anmakta yarar var burada diye düşünüyorum. Yine Türkiye İnsan Hakları Vakfı ne zaman başladı tam bilmiyorum ama insan hakları ihlalleri raporlarını günlük vermeye başladı. Şimdi bu da önemli. Tek günlük veriyorduk sevgili Zafer ama şimdi haftalık aynı zamanda yayınlar yapıyoruz. Yani küçük videolar, dolayısıyla daha çarpıcı oluyor, sağ ol hatırlattığın için. Evet hocam, yani günlük rapor esprisi inanılmaz önemli. Çünkü belki birazdan değinir Şebnem hocam. Yine geçen hafta bir toplantıda beraber çok ilginç bazı noktalar söyledi bu dönemle ilgili. Onun söylemezse ben ekleyeceğim. Çünkü çok önemli iki şey söylemişti. Eğer onları söylemezse ben hatırlatırım kendisine ya da eklerim. Şimdi yine bu süreçte bu manevralardan biri belki, mesela ben nacizane şu anda bir derneğin temsil etmiyorum. Bir sürü derneğin evet kuruluşunda yer aldım, emek verdim. Hala da isteyenle emek veririm, çalışırım. Fakat mesela Tuluhan Hanım'ın çocuk hapishanelerinde çektiği fotoğraflar üzerinden ben epeyce kampanya yapıyorum, tartışmalar yapıyorum sivil topluma giderek, üniversitelerde olabildiğince tartışarak. Yani işte devletin harika bir mahpuslar için çocuk odası yaptık dediği fotoğrafı ben bir saat tartışıyorum katılımcılarla beraber. O harika dediği şeyin nasıl bir o çocuğun hayatını mahveden bir şey olduğunun gerçeğinin altını çizmeye çalışıyoruz. Belki bunlar hani rapor kadar kıymetli olmasa bile önemli diye düşünüyorum. Videolar yapıyoruz. Bir sürü STK'lar bunları yaptı. Bunları eklemek istedim. Şimdi soruna geçiyorum. İnfaz düzenlemesiyle ilgili olan soruna. Şimdi bir kere eşit ve adil bir düzenleme çıkmadı. Hani siz sağ olun çok olumsuz konuşmayın diyorsunuz ama arkadaşlar, yani bu benim çok başıma geliyor. Diyorlar ki Zafer abi bardağın biraz da dolu tarafından bahset falan. Ya bardak kırık, paramparça. Yani dolayısıyla ya çok açıklı ama öyle. Dolayısıyla ben biraz da bu şeyi çok da tutmuyorum. Yani olumsuzları konuşmak bize umudumuzu kaybettirecek bir şey değil bence. Bence daha diri tutacak bir şey. Çünkü gereksiz yere bir umut biraz tembelleştiriyor bizi ya da sayıyı azaltıyor. Birileri ya ilgileniyordur gibi bir umutla bir bakıyoruz orada 10 kişi var basın açıklamasında. Hayır, birileri ilgilenmiyor. Sen gidersen ilgilenecek. Yani herkes ilgileniyor. Umut olabilir ama gerçek, hayır herkes ilgilenmiyor. Dolayısıyla senin oraya gitmen lazım gibi. Dolayısıyla emeği arttıran bir şey olmalı. Dolayısıyla bu infaz yasası eşit ve adil olmadı. Nasıl olmadı? Osman Kavala gibi, ki benim hapishane çalışmalarına birlikte başladığım bir arkadaşımdır. 2000'li yıllarda daha Anadolu kültürün başlarında. Cist'i falan kurmamıştık başladığımızda. Maalesef şimdi kendisi öyle bir mekanda. Bu çok buradan gerçekten bu haksızlığın artık giderilmesini söylemek de gerekiyor belki. Selahattin Demirtaş ya da böyle sayabiliriz Ahmet Altan gibi ya da diğer gazeteciler. Bunların hiçbiri bu düzenlemeden yararlanmadı. Ben şöyle bir cümle kuruyorum aslında belki. Burada da onu kurmamda yarar var. Diyor ki infaz yasasında topluma zarar verecek işte terör, terörist falan filan bunlar yararlanamayacak diye bir kriter koyuyor. Ama çıkanlarla içeride kalanlara baktığınızda bu kriter tuhaf. Yani düşünebiliyor musunuz? Uyuşturucu, organize uyuşturucu satıcısısınız, dışarıdasınız. Cinayet işlemişsiniz, dışarıdasınız. Yani elbette bir yasa düzenlemesi çıkıyorsa, eğer herkes yararlanacaksa, herkes yararlanmalıdır. Ama siz ayırdığınız nokta topluma zararlı deyip
demin saydığım isimleri içeride tutuyorsanız bu eşit ve adil bir düzenleme olmadığını en önemli ispatı. Şimdi burada tabii şeyi de söylemek istiyorum. Covid salgını bahane edildi bu infaz düzenlemesinde. Denildi ki işte zaten Dünya Sağlık Örgütü'nün diğer örgütlerin de hapishaneleri hafifletin, boşaltın olabildiğince önerileri vardı. Bu da uzun bir süredir zaten bir türlü af çıkaramıyor, istiyor çünkü bir parti de özellikle bir ismi özellikle altını çizerek onun çıkabilmesi için af yasası çıksın istiyor. Şimdi bu kadar şifreli konuştum ama yani dolayısıyla burada yapılan şey şu olmuş oldu. Covid salgını bahane edilerek hapishanelerde kapasite üstü yaklaşık bir 65 bin 70 bin civarı, tam sayıları da bilmiyoruz. Sır gibi söylemiyorlar. Artık Adalet Bakanlığı Cezaevleri Genel Müdürlüğü sitesine girdiğinizde hiçbir veriye ulaşamıyorsunuz. Çocuk sayılarını göremiyorsunuz. Kadın sayısını göremiyorsunuz. Kaç kişi bu düzenlemeden yararlandı? Bunları göremiyorsunuz. Ancak bakanın böyle bir açıklama yapmasını, bir gazetecinin ona soru sormasını bekliyorsunuz. Eğer kaçırmazsanız oradan bu rakamları elde ediyorsunuz. Dolayısıyla bu salgın bahane edilerek bu infaz yasası hızlıca gece yarıları çalışılarak hapishaneleri biraz boşaltmak için yapılmış bir şey. Ama size yine kötü bir haber vereyim. Ben hapishaneleri arıyorum. Birlikte arayalım buyurun. 10 tane hapishaneye telefon açalım. Tekrar dönüş o kadar hızlı ki. Çıkanların geri dönüşü o kadar hızlı ki. Yani dolayısıyla bu infaz düzenlemesinin hiçbir işe yaradığını düşünmüyorum. Onarıcı adalet diye bir kavrama inanırım ben biraz. Yani intikamcı adaletin karşıtlığı olarak koyarım ben. Karşıtı olarak koyarım. Yani biraz daha intikam alan infaz düzenlemesi yerine onarmaya yönelik bir problem var. Bu problemin de işte özneleri var, mapuslar var. Ben burada bir şeye gideceğim. Burada tırnak içinde rehabilitasyondan bahsetmiyorum. Onarmaktan, yani sorunu onarmaktan. Ama yine bu bir fırsattı belki. Bu bir fırsattı. Mesela talebimiz oldu, çocukları hemen bırakın. Tutuklu çocukları hemen bırakın. Covid madem bahane edeceksiniz, 70 bin kişiyi çıkaracaksınız. O zaman tutuklu çocukları da bırakın hemen. Bırakmadılar. Toplam yararlanan çocuk sayısı kaç biliyor musunuz? 250 civarı. 3000 çocuktan sadece 250. Ben şimdi bu kadar söyleyeyim düzenlemeyle. Çok, çok teşekkürler. Şebnem Hanım, ben yani biz sizden de deneyimlerinizi duymak istiyoruz. Bu dönemde ulaşabildiniz mi? Nasıl iletişim kuruyorsunuz? Cezaevleri ne durumda? Ve belki de infaz yasası için eklemek istedikleriniz varsa lütfen. Tabii. Şimdi tam da sevgili Zafer'in de söylediği gibi cezaevleriyle ilgili bir çalışma yapabilme olanağı yok gerçekten. Tam sayıları bilme olanağımız yok. Fakat şöyle bir yuvarlak hesap yapmıştım ben. Bir dönem hani verdikleri işte Adalet Bakanı'nın basına verdiği demeçlerden süzdüğümüz 300 bin civarında insan vardı infaz yasası çıkmadan önce ve bunun yaklaşık 50 bin kadarı da terörle mücadele yasasından yargılanan ya da hükümlü olan insanlardı. Ben de demiştim ki yani cezaevinde her 6 kişiden 5 kişiden biri terörist. Yani bu kadar çok teröristi olan bir ülkede yaşıyoruz biz. Hani aslında nasıl bir yanılsamaya yol açtıklarını göstermek açısından. Ve tabii ki bunlar da infaz yasasının dışında bırakılanlar oldu. Ayrıca sevgili Turgut infaz yasası ile ilgili ayrıntılara girer ama biliyoruz ki daha önce örneğin gebelik süreci ve doğum sonrası 1,5 yıl boyunca yani emzirme sürecinde kadınların cezaevine girmesi söz konusu olmazdı.
infaz ertelemesinden yararlanırlardı. Ama bu son düzenleme ile beraber, ki de facto zaten böyle bir uygulama içindeydiler, terörle mücadele kanunu kapsamında tutuklu olacak ya da bu iş hakkında işlem yapılacak olanlar gebelik ya da doğum falan dinlemeden cezaevine konuyorlar. Biz son dönemde özellikle 15 Temmuz sonrası doğumhane kapılarında polisin bekleyip doğum yapar yapmaz alıp götürdüğünü gördük kadınları. Ve 800 civarında bebek var cezaevinde. Hani sadece çocuklar değil, hani suça itilmiş çocuklar değil ama bir de anneleriyle beraber cezaevine giren çocuklar var. Ve bunlara bir de facto uygulama 15 Temmuz sonrası infaz yasasıyla bir düzenlemeye dönüştürüldü ve infaz ertelemesinden yararlanamıyor terörle mücadele kanunu kapsamındaki suçlardan yargılanan ya da hükümlü olanlar. Dolayısıyla hasta mahpuslar, İnsan Hakları Derneği'nin son açıklamasında 590 idi ağır hasta mahpuslar. Tabii çok daha fazla sayıda tedavi gereksinimi olan ve tedaviye rahatça erişemeyen mahpus var. Peki biz nasıl ulaşıyoruz bu insanlara? Daha önce de söylemiştim, avukatlar önemli kanallardan birisi. Aileler ve ailelerin oluşturduğu dernekler gene bizim bilgi kaynaklarımız arasında. Evet, görülmüştür, çok önemli bir katkı sunuyor. Sevgili Zafer bahsetti, Mersin'de Adil ve Mersin'den çalışıyor. Ama hepimizi aydınlatıyor elde ettiği verilerle. Bir de tabii ki mahpusların yazdığı mektuplar var. Onlar çok çeşitli kurumlara mektuplar yazıyorlar. Bunların arasında İnsan Hakları Derneği var, Türkiye İnsan Hakları Vakfı var. Hani benim doğrudan o mektuplara ulaştığım kanallar. Bir de Türk Tabipleri Birliği'nin cezaevi ve insan hakları komisyonları var her ilde. Bunlar üzerinden ulaşıyoruz. Bir de meslektaşlarımız sağ olsunlar. Bir meslektaş dayanışması şeklinde bilgileri paylaşıyorlar. Örneğin Şakran cezaevinde cezaevi hekimlerinden birisinin COVID-19 şüphesiyle hastaneye yatırıldığını biz meslektaşlarımız üzerinden öğrendik ve dolayısıyla bunu bildirme olanağımız oldu. Çünkü önemli, yakınlarının bunu bilmeye ihtiyacı var. Hani en başında bilgiden söz ettik, bilgi edinme hakkından söz ettik. Bu bilgiye bile ulaşma olanakları yoktu yakınlarının. Ardından ikinci hekim tekrar COVID-19 şüphesiyle hastaneye yatırıldı. Şakran cezaevinde böylece aynı zamanda infaz koruma memurları arasında da çok sayıda COVID-19 şüphesiyle hastaneye yatırılan olduğunu öğrendik ve hijyen koşullarının çok da olumlu olmadığını görmüş olduk. Urfa'daki cezaevinde 4 gün boyunca suların akmadığını avukatlar paylaştı. Salgın koşullarında 4 gün boyunca suların akmaması demek, o salgının o cezaevinde hızla yayılması demek aslında. Ve Adalet Bakanlığı bir takım böyle çok süslü sözlerle açıklamalar yaptı cezaevlerindeki COVID-19 pozitif olgular ve kayıplara ilişkin. Ama daha biz onlar açıklamalarını yapmadan önce sevgili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na da teşekkür borçluyuz. Tabii bu konuda ısrarla çalışan milletvekilleri var. İnsan hakları savunucusu kimliklerini mecliste de sürdürüyorlar. Sincan cezaevindeki vakayı bize duyurmuştu. Ardından Sivas'ta benzer şekilde ve Samsun'da benzer şekilde vakalar, bu kez de hasta yakınlarının verileri paylaşmasıyla duyurulmuştu. Dolayısıyla çok yerden, çok kaynaktan bilgi almaya çalışıyoruz. Aslında insan hakları mücadelesinin içinde de böyledir. Bunları, bu bilgileri alıyoruz ve doğrulayacak başka kaynaklar üzerinden de araştırıp doğruladıklarımızı da kamuoyuyla paylaşıyoruz. Ama infaz düzenlemesi salgın, gerçekten tam da söylendiği gibi salgın bahane edilerek aslında mafyanın, çocuk istismarcılarının, eril şiddet sanıklarının ve
uyuşturucu tacirlerinin salıverilme aracı olarak kullanıldı Türkiye'de. Ve ayrıca cezaevi nüfusunun ne düzeyde olduğunu da bilmiyoruz. Şöyle bir rakam söyleyerek bitireyim ben. Türkiye'de son birkaç yıl içinde, yani 2015'ten beri cezaevi nüfusunda çok hızlı bir değişim süreci var. Her yıl yaklaşık 200 bin insan cezaevine giriyor ve yaklaşık gene 200 bin insan cezaevinden salıveriliyor. Böyle bir hızlı dönüşüm sürecinde aslında boş kalan yerlerin doldurulmasında hiçbir sıkıntı yaşamayacakları muhakkak. Çünkü terör yaftası yapıştırdıkları herkesi işte sosyal medyada paylaştığı bir cümle için tutuklayabiliyor Türkiye. Ama işte izlemişsinizdir, 3,5 yaşında torununa istismarda bulunan dedenin tutuklanması günler sürdü. O da kadınların, özellikle de feminist avukatların ısrarlı takibi ve sosyal medyada ifşa etmesiyle. Dolayısıyla istismarcılar değil, Türkiye'de düşünenler, tartışanlar, eleştirenler tutuklanıyor ne yazık ki. Çok teşekkürler. Benim aslında bir saatimiz yaklaşık doldu. Ben son bir soruyla Turgut Bey'e söz vermek istiyorum. O arada da katılımcılarımızın, konuklarımızın soruları varsa chatten yazabilirler. Sorularınızı bekliyor olacağız. Sesli de soru sorabilirsiniz. Benim sorum aslında bu son dönemde özellikle COVID ile mücadele kapsamında izleme, gözetleme faaliyetleri daha da artar hale geldi. Bu da bir otoriter rejimlerin daha da otoriterleşmesi ya da faşizmin güçleneceği yönünde endişeleri çoğalttı. Bu yeni normalde, bu yeni normal dönemde bu tarz istisnaların da normal hale gelmesi nasıl hak ihlalleri neyleri de sebebiyet verecek? Belki ilk açılışı siz yaptınız, oradan devam edebiliriz. Biraz da böyle ileriye dönük. Aslında bunu belki naçizane, hani haddimi aşarak söylemiş olmayayım ama belki üç konuşmacı da bu konuda değerli görüşler paylaşabilir. Ben müsaade ederseniz Şebnem de bana atıfta bulundu, sevgili Şebnem. Yani bu infaz kanununda özellikle kanunun tahliyeye imkan veren, yani şartlı olarak tahliyeye imkan veren suç tiplerine ilişkin biraz derine girmek istiyorum. Bu çünkü iki yönlü, yani iki tarafı keskin bir kılıç. Ne bakımdan iki tarafı keskin bir kılıç? İçeride tutulan insanların COVID-19 salgını bünyesinde haklarının korunması bir başlık. Arkadaşlarımız temas ettiler. Bunun takibini yapan sivil toplum örgütleri var. İkinci başlık ise bu dönemde, gerçi doğrudan bu amaçla tahliye veya şartlı salıvermede bulunulduğu söylenmiyor. Yani ben kanunu okudum, kanunun genel gerekçesini ve görüşme tutanaklarını okudum, madde gerekçelerini okudum. Özellikle sorun, kamuoyundaki sorunun tartışıldığı madde 48. maddesi kanunun. Burada 8 kategori suç tanımlanmış ve yapılan iş bu suçları işlemiş ve hüküm giymiş olan kişilerin ceza infaz sürelerinde indirime gidilmesi suretiyle, eğer şartları karşılıyorlarsa cezaevi dışına çıkmalarına imkan verilmesi. Genel gerekçesine kanunun baktığınız zaman tamamen ceza adaleti ve penoloji üzerinden bir yaklaşım perspektifi çizilmiş. Yani COVID-19 falan söz konusu değil. Öyle bir kaygı yok. İnfaz savcılıklarının yetkileri, yani adli teşkilatlanmanın, özellikle infaz konusundaki adli teşkilatlanmanın yeniden yapılandırılmasıyla ilgili bir takım hükümler var. Baktığınız zaman dolayısıyla şeyi görmüyorsunuz. Salgın dönemine ilişkin kör bir metin. Hangi suçlar? Kısaca üstlerinden geçeceğim. Sonra bunu uluslararası bağlarını kurup orada nokta koyacağım. Kasten öldürme suçları. Ceza kanunu 81, 82, 83. Neticesi sebebiyle
ağırlaştırılmış yaralama suçları da mahkum olan kişileri kastediyorum. 2. 3. İşkence suçundan mahkum olan kişiler. Bunlar genelde tabii ki kamu görevlileri. Eziyet etme suçundan mahkum olmuş olan kişiler. 4. Cinsel saldırıda bulunmuş kişiler. Reşit olmayanlarla cinsel ilişkide bulunmuş olan kişiler. Cinsel tacizde bulunmuş olan kişiler. Bunlar dördüncü kategori. 5. Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar. Bu sadece çocuklarla sınırlı tutuluyor. Yetişkinlerle değil. Çocuk, bu sadece çocuklar. Yani 102, 103, 104, 105 ama çocuklarla sınırlı olarak. 6. Özel hayata ve hayatın gizli alanlarına karşı işlenmiş suçlar. 132. maddeyle başlayıp 138'e kadar giden ceza kanunundaki suçlar. 8. Uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin imali ve ticaretinden hüküm giymiş çocuklar. Yetişkinler burada dahil edilmemiş. Ve sonuncu olarak da devlet sırlarına karşı işlenmiş suçlar, casusluk suçu. Şimdi bu 8 kategoride suç işlemiş olan kişilerin ceza infaz sürelerinin 3'te 2'sini cezaevinde çekmişlerse şayet şartlı olarak salıverilmelerine imkan veriyor bu kanun. Genel gerekçede deniyor ki efendim bu dünyada şartlı salıverilme süreleri bizdekinden çok düşük. Biz 4'te 3 diyoruz, 3'te 2 diyoruz oranlar itibariyle. Mesela Belçika'da diyor genel gerekçe 1/2 yani yarısını çektiği zaman şartlı salıverilmesi mümkün. Ama mesela gelelim şimdi sevgili Şebnem Zafer de ilgili tabii ama özellikle Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın temel misyonlarından biri olan işkence suçuyla mücadele konusu. 94. ve 95. maddeleri Türk Ceza Kanunu. Suç bu. Ve üstelik de ben Princeton Üniversitesi'nde o başta biyografik tanıtımınızda temas ettiğim toplantıda evrensel yargı yetkisi konusunda Birleşmiş Milletler metni haline dönüşen Princeton ilkelerini evrensel yargı yetkisiyle oluşturmuştuk. 7 maddeydi hatırladığım kadarıyla ve bunlardan bir tanesi işkence suçuydu. Yani her bir devletin gerektiğinde yargı yetkisine tabi tutabileceği bir suç profili. Şimdi işkence suçunun örneğin 4. bendi. Ne bu biliyor musunuz? İşkence yapmak suretiyle ölüme sebebiyet vermek. İstisna yok bu konuda. Muaf tutulmamış. Yani yani işkence yapmak suretiyle ölüme sebebiyet vermiş bir mahkum. Cezaevinde işlediği bu suçun sonucu infazın 3'te 2'sini tamamlamışsa tahliye edilebiliyor. Affedersiniz ama işkence yasağı Türkiye Anayasası da dahil olmak üzere mutlak bir hak alanının korunmasıyla ilgilidir. Yani sınırlandırılabilecek bir özgürlük alanı değildir. İnsanların işkenceye karşı konulması meselesi. Anayasa madde 17, ceza kanunu 94-95 veyahut bir diğer bendi 95. maddenin işkence sonucunda bedende bir takım hasara yol açmak. Ölmüyor ama kemikleri kırılabiliyor mesela. Veya belli bedensel fonksiyonlarını tıbben yitiriyor. Ve bunun cezası 8 ile 15 yıl arasında. Ha, önceki ölüme sebebiyet vermenin cezası ne biliyor musunuz? Müebbet hapis. Bunlar istisna dışı, yani bunlar muaf tutulmamışlar. Yani Türkiye işkence yapıp da bu işkenceden ötürü mahkum olmuş kişilerin bu kanun çerçevesinde cezaevinde 3'te 2 oranında infazı gerçekleştirmiş olması halinde onların tahliye edilebilmelerine şartlı bile olsa izin veren bir yasa çıkarttı. Bunun ağırlığını hissetmemiz lazım toplum olarak. Bir diğer mesele, mesela cinsel saldırıyla ilgili olarak. Örneğin 102. madde
bunun ikinci fıkrasını muaf tutmuşlar. Ceza Kanunu'nun 102. maddesinin ikinci fıkrasından hüküm giymiş olanlar bu kanun kapsamında yer almıyor. Fakat ne yer alıyor mesela? Hani seçecek söylüyorum, başka şeyler de var ama ayrıntıya girmek istemiyorum çok fazla ama dikkat çekici, çarpıcı bir örnek vermek istiyorum. Mesela kamu görevi nedeniyle nüfuzunu kullanarak, yani kamu görevinde görevli bir mertebede olan bir kişi, bir mercide olan, bir makam işgal eden bir kişi, bu nüfuzunu kullanarak cinsel saldırıda bulunmuşsa kanundan muaf değil. 3/2 oranında cezasını çekmişse şayet, dolayısıyla şartlı tahliyeye tabi tutulabilir. Peki ama affedersiniz, biz bu ülkede kadına yönelik, çocuğa yönelik, bebeklere yönelik cinsel şiddeti yıllardır tartışıyoruz. Ve böyle bir kanunun ceza adaleti bağlamında, ha salgın döneminde veya değil, bu sadece salgın dönemiyle ilgili bir mesele değil. Yani bu kategori suçları işlemiş ve hükmü infaz edilmekte olan kişilerin salgın nedeniyle şartlı tahliyeye tabi tutulmalarındaki ceza adaleti politikaları bakımından kamusal fayda nedir? Ben bunun cevabını açıkçası Adalet Bakanı'nın vermesini beklerdim. Gerekçede bulamıyoruz çünkü. Gerekçede bunun karşılığı yok. Yani 48. maddenin gerekçesine bakıyorsunuz. Neden bu suçlar? Bunun cevabı yok. Gerekçe yok. Gerekçesiz bir kanun. Genel gerekçede de yok. Özel madde gerekçelerinde de bu suçların neden seçildiği ve bazı bentlerinin muaf tutulup bazı bentlerinden hüküm giymiş olanlarının tahliye edildiği ve bunların da insanlığa karşı suç kategorisine bile erişebilecek olanlarının var olduğunu düşündüğünüz bir çerçeve söz konusuysa şayet, bunun salgın döneminde yapılması özellikle Birleşmiş Milletler'in salgın döneminde alınacak ve hak sınırlamalarının dikkate alınmasında, özellikle kamu politikalarının gerçekleşmesindeki hak sınırlarının dikkate alınması bakımından önem taşıyan şu ilkeler demetiyle bizi karşı karşıya bırakıyor. 20 Mart 2020 tarihinde Birleşmiş Milletler'in bünyesinde hazırlanmış insan hakları antlaşmalarının denetim organlarından oluşan 9 denetim organı. Yani Medeni Siyasi Haklar Sözleşmesi, Ekonomik Sosyal Haklar Sözleşmesi, SEDAW, Kadına Karşı Ayrımcılık, Çocuk Hakları, İşkence, kayıplar, göçmen işçilerin hakları, ayrımcılık sözleşmesi, engelliler sözleşmelerinin denetim organlarının başkanları bir bildiri yayınladılar. 20 Mart 2020 tarihinde bunu görebilirsiniz. Diyorlar ki bu dönemde alacağınız tedbirler, salgına karşı alacağınız tedbirler insan hakları üzerinde şu olumsuz etkiyi yaratmamalıdır. Bir kere her şeyden önce hedef gözetilmiş bir destek sunmak zorundasınız sağlık bağlamında. Targeted support diyor. İkincisi, kadınların sadece haklarının korunması bağlamında değil, ev ortamı içerisindeki şiddet meselesi, kadınların aynı zamanda hizmetlerinde de büyük destek sunan bir konumda bulunmaları toplumsal cinsiyet üzerinden söz konusu olduğu için hastalığa daha fazla maruz kalabilecek konumda olmaları erkeklere kıyasen özel bir korumayı gerektiriyor. 3. Korku ve belirsizlik yaratılmaması lazım. 4. Günah keçisi ya da ön yargıların hakim olmaması lazım. 5. Irkçılık, yabancı düşmanlığı ve bakın altını çiziyorum, unbridled nationalism diyor. Unbridled nationalism, yani dizginsiz bir milliyetçiliğin salgın döneminde önlenmesi. Sonraki olağanüstü halin uluslararası baştan söylediğim şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi. Bir diğer mesele insan hakları üzerinde salgın nedeniyle özellikle muhalif çevrelerin, muhalefet unsurlarının toplumsal tabanda veya siyasi olarak kullanılan terim encroach, yani ezilmesi, bastırılması
anlamına gelebilecek sonuçlar doğuracak veyahut quash terimi kullanılıyor. Tam olarak söylüyorum ki metnin nasıl baktığını görülsün ve çeviride de uygun terimler kullanılsın diye. Yani muhalefet üzerinde bir olumsuz etki yaratabilecek nitelikte insan hakları sınırlamaları getirilmemesi gerekir. Şimdi burada baktığımız zaman ve aynı zamanda da tabii ağırlıkçıların sanırım bir çınlama oldu. Bunu Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin bir özel raportörü ayrıca ek olarak, artı olarak söylüyorum. Ağır insan hakları ihlalleri, insanlığa karşı suçlar, jenosit, soykırım ve savaş suçları cezasızlıktan yararlanmamaları için bunlardan hüküm giymiş kişiler. Öncekilerle birlikte düşünün, o özel rapor antlaşma yapılarının başkanlarının deklarasyonuyla birlikte düşünün bunu. Cezasızlığın olmaması için bu suçlardan, burada tabii belki kanunda soykırım, işte insanlığa karşı suç vesaire veyahut savaş suçu hükümlüleri yer almıyorlar. O bir muafiyet kapsamında tutulmuş sayılabilir. Mesela IŞİD mensupları vesaire, işte terör örgütü bünyesinde falan değerlendirilip muafiyetten yani dışta tutulabilirler, tahliye edilmiyorlar. Ama ağır insan hakları ihlalleri ibaresini kullandığımız zaman kanunun tahliyesine karar verilen mahkumlar içerisinde ağır insan hakları ihlallerini gerçekleştirmiş profilde suçlar işlemiş mahkumlar da var. Bunların sayısını bilmiyorum. Bunların paylaşılması lazım. Şeffaf olarak paylaşılması lazım. Yani Adalet Bakanlığı istatistiksel olarak hangi suçtan ne kadar kişi tahliye edildi, adalet istatistikleri çerçevesinde ve ayrıca bakanlık açıklaması çerçevesinde bunu Türkiye kamu oyuyla paylaşması gerekir. Çünkü bu bir kamu düzeni meselesidir. Bu bir kamu düzeni meselesidir ve toplum vicdanı bakımından da siz kamu görevi yetkilerini kullanarak, nüfuzunu kullanarak cinsel saldırıda bulunmuş bir kişinin toplum hayatı içerisinde sırf bu nedenle yer almasını veya işkence sonucu ölüme sebebiyet vermiş bir kişinin suçunu çekmeksizin ve cezasızlık anlamına gelebilecek bir tahliyeye maruz kalmasının kamusal fayda bakımından, ortak fayda bakımından, ortak yarar bakımından, kamusal iyi bakımından, public good açısından sormamız gerekir. Bunu muhalefet partilerinin öncelikle sorması gerekir. Ve tabii ki sivil toplum örgütlerinin de sorması lazım. Demin sivil toplum örgütleriyle ilgili olarak kullanılan metotlar ve politika farklılıklarından söz ettiniz belli dönemler itibariyle. Maalesef Türkiye'de sivil toplum örgütlerinin üzerinde ayrı farklı bir yük de var. Yeterli bir muhalefetin cılız olduğu bir toplumda sivil toplum örgütlerinin aynı zamanda bir politik muhalefet gerçekleştirebilme misyonunu da ortaya koyma gibi bir yük altında, bir baskı altında ve ağırlık altında kaldıklarını görüyoruz. Bu tabii her zaman mümkün olamaz ve her sivil toplum örgütü de böyle bir misyon edinmiştir demiyorum. Ama bir takım gerçekleri paylaşmak anlamında bunun kendini gösterdiğini görüyoruz. Geleceğe yönelik soruyu isterseniz ben susayım, hep monopolize edip konuşmuş olmayayım. Siz yönetin, ona göre devam edelim. Tabii, o zaman belki Şebnem Hanım'la devam edebiliriz. Sizin için de uygunsa Şebnem Hanım. Sorumu tekrar edeyim mi, yoksa belki buradan devam etmek isteyebilirsiniz. O kadar da soruya bağlı kalmak zorunda değiliz. Eklemek istedikleriniz varsa buyurun lütfen. Şöyle, geleceğe dönük tabii nasıl bir mekanizma kurulacak? Aslında dünyaya ilişkinde düşünmek gerekiyor. Çünkü bu salgın bize dünyanın hor kullanıldığını çok açıkça gösterdi. Bu hor kullanmanın yalnızca insanların değil, yani dünyayı paylaştığımız tüm canlıların ve doğanın da hor kullanıldığı koşullarda bizi her seferinde yeni salgınlarla da baş başa bırakacağını ve yeni
bir takım kısıtlama araçları olarak bunların kullanılabileceğini gösterdi. Dolayısıyla aslında dünyada oturup yeniden bir çalışma yapmaya ihtiyaç var diye düşünüyorum ben. Bir dönem toplantılar dizisi yapılmıştı. Sosyal forumlar dünyanın pek çok ülkesinde ve arayış toplantılarıydı bunlar. Hani dünyanın nereye gideceğine dair, nasıl yöntemler uygulanması gerektiğine dair. Çünkü salgın aynı zamanda da eşitsiz bir, duyuyorsunuz değil mi? Bir problem yok. Eşitsiz bir etki gösterdi bütün dünyada. Yoksulluğun daha da yoksullaştığı ve sağlık hizmetlerine erişimin özellikle o gruplar için çok daha kısıtlı olduğu, nitelikli sağlık hizmetine erişiminin insanların ortadan kaldırılmış olduğu görüldü. Neoliberal kapitalist sistemin aslında çöküşünün göstergesi bu salgın. Dolayısıyla yerine ne koyacağız ve nasıl bir dünya istiyoruz sorularını birlikte sormamız gerekiyor. Genel olarak sadece insan hakları kapsamında değil, hak temelli bir düşünüşle. Çünkü ben bir süredir hep bunu söylüyorum. 2000 başları itibariyle, yani 11 Eylül bir milat belki dünya için. Dünya hak temelli bir bakış açısından güvenlik temelli bir bakış açısına evrildi. Ve hepimizi bu güvenlik temelli bakış açısıyla mercek altına aldı, sınırladı. Ve bu sırada da aslında bütün kaynakları, herkese eşit dağıtımı gereken kaynakları da kötüye kullanarak yoksulu daha da yoksul kıldı. Esnek çalışma modelleriyle sömürüyü derinleştirdi. Bunları düşünerek bir gelecek planlamalı ve bunları ortadan kaldıracak kamusal bir sağlık sistemini nasıl başarabiliriz? Bakın, Türkiye'nin burada başarılı olduğu bir tek şey vardır. O da bence Türk Tabipleri Birliği'ne teşekkür borçlu olmalı Türkiye halkları. Çünkü Türk Tabipleri Birliği'nin ısrarıyla kamusal sağlığı tümüyle yok etmeyi başaramadılar. Pek çok ülkede kamusal sağlık yok edildiği için ölüm sayılarının çok daha yüksek olduğunu görüyoruz. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri bunun en tipik örneklerinden. Maalesef İngiltere uzun yıllar kamusal sağlığın korunması için direnmişken ulusal sağlık sisteminin çöküşüyle birlikte bugün onların ne kadar yaygınlaştığını, salgının ve sonuçlarının ne kadar ölümcül olabildiğini görüyoruz. Özellikle yaşlı bakım evlerinde insanların ölüme terk edildiğini görüyoruz. Türkiye'de bunların olmamasının nedenlerinden biri Türk Tabipleri Birliği'nin direnciyle kamusal sağlığın hala var olmasıdır. Ve insanların ücretsiz sağlık sistemine erişim hakkının varlığıdır. O nedenle biz bir gelecek hayal ederken güvenlik temelli o Leviathan'ı atıflarla Hobbes üzerinden tanımladığımız devlet yapılanması yerine hak temelli ve yerinden yönetim biçimleriyle kamusal alanları geliştireceğimiz yöntemler oluşturmalıyız. Eğitimden sağlığa ve de tabii ki insan haklarına. İnsan hakları ihlalleri tabii bu salgın bahane edilerek ciddi biçimde ihlal ediliyor. Onu da görmeliyiz. 1200 günden fazla bir süredir örneğin Van'da sokakta gösteri yapma, basın açıklaması yapma olanağı ortadan kaldırılmış durumdadır. Salgın bahane edilerek baro başkanları Ankara'nın girişinde tutulmuş ve şiddete maruz kalmış. Salgın bahane edilerek fiziksel mesafeyi korumadıkları iddiasıyla meclise sokulmamış ve meclisin önünde saldırıya uğramıştır. Dolayısıyla bunların bahane olduğunu ve buna karşı sesimizi yükseltmemiz gerektiğini hep beraber anımsamalıyız diye düşünüyorum ben. 26 Haziran işkence görenlerle dayanışma gününde biz örneğin İstiklal Caddesi'nde açıklamamızı dağıtmak istedik ve izin verilmedi. Bu hani insan hakları örgütleri olarak biz sadece belgeleme raporlama yapmıyoruz, tespit yapmıyoruz. Biz aynı zamanda sokakta hak mücadelesi vermek zorundayız. Ama sokağa çıkma konusunda
ciddi anlamda sınırlıklar olduğunu biliyoruz. Bütün hak mücadelesi yürütenler de bu koşullardan payını alıyor ne yazık ki. O yüzden buradan barolara ve avukatlara da bir selam göndermek istiyorum. Bizim sokağa çıkmamızı teşvik eden, sokağa çağıran eylemleri nedeniyle iyi ki varlar. İyi ki bağımsız avukatlarımız mücadele ediyorlar diyeyim. Böyle de bitireyim. Çok teşekkürler. Ben Zafer Bey'in de katkısını almadan önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Chat kısmından sizinle ufak bir değerlendirme anketimiz var. Bizimle paylaşırsanız çok memnun oluruz anketimizi cevaplarsanız. Facebook'tan izleyenler de yorum kısmından ankete ulaşabilirler. Onu hatırlatmak istedim. Bir de sorularınız varsa şu an bir iki soru geldi bana. Zafer Bey'in de katkısından sonra ben birkaç soru alıp kapatayım sonra. Buyurun Zafer Bey. Tamam. Sanırım birkaç soru birleşti gibi değil mi? Bu son konuşma. Bence biraz öyle oldu. Öyle oldu. Birleşti. Evet, ben son konuşma da birleşti. Bir süre içinde onu toparlamaya çalışayım. Çünkü lütfen. Önemli başlık var. Onları mutlaka söylemek istiyorum. Ben de Şevrem Hocam gibi barolara, avukatlara selam gönderiyorum gerçekten. Çok güzel bir iş çıkarıyorlar. Devam etmeliler. Yine gençler ne güzel bir şey yaptı değil mi? Recep Tayyip Erdoğan'a ne diyorsunuz ona? Dislike mi diyorsunuz ya? Bir şey yaptılar. Bir deprem olmuş partide. Yani dolayısıyla ben gençlerin yaptığı bu eylemi de en az baroların yaptığı eylem kadar önemli buluyorum. Çok beni umutlandıran bir şey oldu. Fakat biraz şimdi yine biraz durumu anlatmak için sevgili Turgut Hocam sürekli işkencenin bir insanlık suçu olduğunu, affedilemeyeceğinin altını çizdi tabii ki. Fakat ben 2017 yılında tabii Turgut Hocam bunu söylerken bunu Türkiye'nin de imza attığı bir takım sözleşmeler var. Onlara dayandırarak güçlü bir şekilde vurguladı. İşkencenin affı olmaz. Zaman aşımı olmaz. Fakat ben 2017 yılında Eskişehir'de bir toplantıya katıldım. Hani deminki soru içinde biraz konusu geçmişti. Türkiye İnsan Hakları Kurumu'yla bir dönem ben de bazı yerlere gidebildim. Hapishaneye, ruh sağlığı hastanesine diye. 2017'de ise bir ne denir kafama bir şey düştü böyle kocaman. Yani saksı mı dersiniz, balyoz mu dersiniz, inanılmaz bir şey. Siz de şaşıracak ve üzüleceksiniz, üzülmeniz gerekir. Çünkü bugünlerin aslında nasıl ya da yarınımızın nasıl planlandığının da bir hikayesi bu. Kısacık aktarmak istiyorum. 2017 yılında Eskişehir'de benim de çok emek verdiğim orada bir dernek var. -25 diye Çocuk ve Gençlik Derneği. Çocuk ombudsmanını davet ettik oraya. Tartışacağız, edeceğiz. Fakat bir güne yayılan etkinliğin içinde bir de panel kısmı var. O paneldeki konuşmacılardan biri şöyle bir cümle söyledi. Dedi ki, üstelik bayağı da yüksek sesle söyledi. Bildiğiniz bütün sözleşmeleri unutun. Altını bir daha çizdi. Bildiğiniz bütün insan hakları sözleşmelerini unutun dedi. Biz yenisini yazıyoruz dedi. Ve merkezinde de Hazreti Muhammed'in Medine Sözleşmesi olacak dedi. Tabii şok yani ben yanımda iade eden arkadaşlar var. Yani zor tuttum kendimi tabii ayağa kalktım. Böyle bir cümle sarf edemeyeceğim. Bütün bu insan hakları alanı için çalışmış, emek vermiş tarih boyunca, insanlık tarihi boyunca emek vermiş herkese saygısızlık yaptı. Bu cesareti nereden aldı? Bunun bir devlet politikasının olup olmadığını cevabını istedim. Bunları cevaplamazsanız salonu terk edeceğim ve sanırım birçok arkadaşımla benimle birlikte terk edecek. Bu toplantıda emeğim var. Toplantıyı düzenleyenlerden de benimle aynı şekilde bu cevabı beklemelerini istiyoruz sizden.
dedim. Ve kendisinin kim olduğunu da ayrıca kendisini tekrar etmesini istedim. Ben biliyorum. Orada herkes de biliyor. Bu kişi kimdi biliyor musunuz? Hıdır Yıldırım, ismini vermemde bir sakınca yok, hala üyesi. Türkiye İnsan Hakları Kurumu'nun bir üyesi. Yani bu ülkenin işkenceyi, kötü muameleyi önlemek üzere kurulduğunu, görevleri arasında, yapacağı işler arasında bunun olduğunu iddia eden bir kurumun temsilcisi, yetkilisi diyor ki bildiğiniz bütün insan hakları sözleşmelerini unutun, biz yenisini yazıyoruz diyor. Dolayısıyla bugüne gelelim, bu hikayeyi aklımızda tutalım. Bugüne gelelim, bakın ne dedi Numan Kurtulmuş iki gün önce? İstanbul Sözleşmesi. Bakın sözleşmelerle problemleri var. Dedi ki, ve ilginç, kaygı verici bir cümle kurdu. Özellikle yazdım, şuradan okumak istiyorum. Toplumda beklenti var, kayıtsız kalamayız. Uzun bir süredir çok kullanıyorlar bu cümleyi. Bir şeyi, bir hakkı ortadan kaldırmak istediklerinde toplumda böyle bir beklenti olduğunu ve buna seçilmiş bir iktidar olarak kayıtsız kalamayacaklarını söylüyorlar. Yani mecburuz biz bunu yapmaya. Dolayısıyla ben önümüzdeki süreçte İstanbul Sözleşmesi'nin ciddi bir tartışma konusu olacağını, çekilmekten bahsetti biliyorsunuz Umar Kurtulmuş. Bir iki tane konuya daha değinip ben aslında sonlandırabilirim, sorulara geçmek için de zaman kalsın. O da kısa kısa, bir tanesi sevgili arkadaşlar bekçi yasası. Çok az tartıştık sivil toplum olarak. Tartışmadık demiyorum ama başladı ve inanılmaz bir hayatımıza giren inanılmaz bir şey. Yani ben çok huzursuzum, çok mutsuzum. Kesin bana bir kimlik sorduğunda sorun yaratacağım. Kabullenebilmiş değilim. Yani bir ülkenin yurttaşının büyük bölümü bunu kabullenmiş değil. Ama yasa çıktı, insanlar alındı. Üstelik sadece 3 gün insan hakları eğitimi görmüşler. 3 günde insan hakları eğitimi alarak toplamda bize kötü muamelede bulunmayacaklar sokakta, kimliği sorarken, üstümüzü ararken. Bir diğeriyle kapatıyorum. İnfaz koruma memurları, yani gardiyanlar. Biliyor musunuz, onların sitelerine giriyorum ben. Çoğuyla, bir kısmıyla tanışıyorum eski yaptığımız projelerden. İki tane dernekleri var. Onların konuşmalarını izliyorum, tanıklık ediyorum bazen, katkıda bulunmaya çalışıyorum. Çok ilginç. Geçenlerde bir çalışma yapmışlar. İlk üç istekleri nedir biliyor musunuz gardiyanların? Birincisi silah istiyorlar. Bakar mısınız? 800 bebek var içeride. Umurlarında değil. Her hafta 4 tabut çıkıyor, hasta mapuslar. Her hafta 4 tabut. Bu çok net bir bilgi arkadaşlar. Ama bütün bunlar gardiyanların sorunu değil. Onların birinci sorunu silah. İkinci sorunu ne peki? Para. Daha çok para istiyorlar. Elbette ki özlük hakları gibi bir takım hakları konusunda iyileştirme isteyebilirler. Ama bu başka bir şey. Daha çok para. Polis kadar para istiyorum. Çok net. Üçüncüsü de statü. Ben diyor güvenlik görevlisi olmalıyım. Yani emniyet gücü, bir rütbe istiyor. Ben izninizle burada bitirmek istiyorum. Evet, biraz karanlık bir bitiriş oldu yine. Ama ben dediğim gibi bütün bunlar bana daha fazla diri tutuyor. Üstelik bütün bu COVID sürecinde daha fazla çalıştım ben. Bir sürü arkadaşım da daha fazla çalıştı. İnsan hakları örgütleri gibi bir sürü arkadaşım. Dolayısıyla daha çok çalışacağız. Daha uyanık olmaya çalışacağız. Ve o gençlerde olduğuna göre koskoca Cumhurbaşkanı'nı, tek adamı oraya basarak beğenmedim diyebildiklerine göre binlercesi,
umutlu olmak için çok sebep var demektir. Şimdilik teşekkür ediyorum. Sorular olursa cevap. Bir kısa ek ben de yapabilir miyim Merve Hanım? Tabii ki de, lütfen. Şimdi uluslararası cephede bu salgınla birlikte şöyle bir endişeyi taşımamız lazım. Yani Türkiye sınırları dışında ama Türkiye'yi de kapsayacak bir biçimde bu hastalığa maruz kalmış kişilerin veya yakınlarının bir süre sonra bir damgalanması ayrımcılık meselesi olarak gündeme gelebilir. Bunu şeyde mesela Ukrayna'daki Çernobil vakası sonrasında o radyasyon etkisine maruz kalmış kişileri Ukrayna'da radioetnik diye tanımlıyorlardı. Ve bunlar sürekli damgalanmış kişiler olarak hayatlarını sürdürdüler, sürdürüyorlar hayatta kalmış olanları. Burada nasıl bir durumla karşılaşacağız bilmiyorum ama böyle bir risk Türkiye'de de dünyada da var. Hatta bu hastalığa maruz kalıp da iyileşmiş kişilerin işte akciğer fotoğrafları yayınlanıyor. Doğrudur değildir bilmiyorum. Şebnem beni yalanlasın şayet tıbben hani öyledir veya değildir bilemiyorum. Ama yani bu tür örnekler görüyoruz. Bunlar bir damgalanma sürecine giden yolda dikkate alınması gereken hususlar, bu bir. İkincisi dikkat etmek istediğim bir husus şu. Aslında burada belki son günlerin bazı adli sistemle ilgili gelişmelerine de bir bağ kurmak mümkün. Birleşmiş Milletler'in bizim de Türkiye olarak 2003'ten beri o rejime dahil olduğumuz ekonomik, sosyal, kültürel haklar sözleşmesinin bu adı taşıyan komitesi bir 14 sayılı genel yorum metni verdi 2000 yılında. Bu işte demin söylediğim sağlık hakkıyla ilgili ve salgın durumlarını da kapsayan temel bir takım ilkelere yer veren bir metin. Orada diyor ki, ulusal sağlık stratejileri ve eylem planları. Sadece salgın dönemlerinde değil ama salgın dönemlerinde tabii ki kapsıyor. Üç temel parametrenin bulunmasını aramamız gerekir diyor. İnsan haklarına saygılı olabilmeniz için. Nedir biliyor musunuz? Bir, hesap verebilirlik. Accountability meselesi. İki, şeffaflık. Ya üç ne? Yargı bağımsızlığı diyor. Yargı bağımsızlığı diyor. Bu Dünya Sağlık Örgütü'nün de uluslararası sağlık regülasyonları arasında da destek verilen bir vurgu. Ve diyor ki, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Kurumları da kendileri zaman içinde kendilerini geliştiriyorlar. 2008 yılında mesela İnsan Hakları Yüksek Komiserliği uluslararası insan haklarının korunması meselesini o 2008 finansal krizi sırasında, bu krizin darbesini yemiş insanlar bakımından, bunun sadece devletlerden oluşan aktörler arası bir koruma rejimi içinde yönetilmesi gerektiğini söylüyordu. 2008, 12 yıl sonra bugün COVID-19 karşısında İnsan Hakları Yüksek Komiserliği diyor ki, bugün artık sadece devletlerle sınırlı değiliz. Bu sorunuzu da kapsıyor. Yani sivil toplumun, mesleki teşekküllerin, devlet dışı aktörlerin bu strateji ve eylem planlarındaki katkılarının alınması meselesi. Ve bunun içerisinde yargı bağımsızlığı da temel bir parametre. Yani çok ironik belki, fakat yargı bağımsızlığı, şeffaflık ve hesap verebilirlikle ilgili olarak. Bundan aslında devlet de kazançlı çıkacaktır. Bakın sevgili Şebnem'in açılışta sözünü ettiği Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın kuruluş macerası. 1990'lardı sanırım, yanılmıyorsam Şebnem. Adana, Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın Adana Şubesi hakkında Dışişleri Bakanlığı kapatma amacıyla İçişleri Bakanlığı'na başvurmuştu. Niçin? İşkence konusunda belli raporlar ve tespitler ve raporlamalar yapmasının Türkiye'yi uluslararası forumlar nezdinde, özellikle Birleşmiş Milletler nezdinde zor durumda bırakıyordu. Çünkü Dışişleri Bakanlığı bu işin cephe hattında malum. Türkiye'nin özellikle o forumlardaki temsili babında. Fakat daha sonra yine sevgilimin atıfta bulunduğu İstanbul Protokolü, yani işkence tanısının konulmasıyla ilgili o rapor hazırlanıp da
Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın, tabii Physicians for Human Rights da destek oldu vesaire, ama esas Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın başını çektiği bir girişimdi bu. Bu bir Birleşmiş Milletler haline, bir document haline dönüştü. Ve gayet iyi hatırlıyorum, 90'ların ortaları falandı. İnsan Hakları Vakfı'ndan Önder, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Cenevre Daimi Delegasyon Başkanı Murat Sungar, Büyükelçi ve o zaman İnsan Hakları Yüksek Komiseri Birleşmiş Milletler'de Mary Robinson. Üç ellerinde insan hakları, İstanbul Protokolünü tutarak aynı kareye, kadraja girerek fotoğraf çektirmişlerdi. Bunun bir Birleşmiş Milletler belgesi olmuş. Yani Dışişleri Bakanlığı'nın birkaç yıl öncesinde kapatılmasını istediği bir vakfın ürettiği bir belgeyi Dışişleri Bakanlığı'nın ve aynı zamanda uluslararası örgütlerin de birlikte kadraja girdiği bir fotoğrafla dünya kamuoyuna sunuyorlardı. Dolayısıyla bu çabaların gösterilmesinde sadece devletin değil, devlet dışı aktörlerin rolünü, burada iş dünyasının rolünü, onların da buna destek vermesi meselesini, sağlık hakkıyla sadece sınırlı değil, tüm insan hakları bakımından altını çizmemiz gereken bir ilke olarak dikkate almak gerekir. Ama ulusal sağlık stratejisi ve eylem planındaki hesap verebilirlik, şeffaflık ve yargı bağımsızlığının, özellikle yargı bağımsızlığının altını burada çizmek çok önemli Türkiye için. Fakat ilk baştaki parametre açısından ben şunu da açıkçası merak ediyorum. Mesela Sağlık Bakanlığı'nca kurulmuş olan bilim kurulu, yani hekimlerden kurulmuş olan bilim kurulu. Bu bilim kurulunun yapmış olduğu açıklamalar, bireysel düzeyde bazı sağda solda televizyonlarda, basında vesaire görebiliyoruz. Ama kurulun görüşme tutanaklarına vakıf değiliz. Bu görüşme tutanaklarına erişimin mümkün olması gerekir. Hatta görüşme tutanaklarının tutulup tutulmadığını da ben şahsen bilmiyorum. Bunları bilmemiz lazım. Şeffaflık açısından gerekli olan, özellikle sağlık stratejisi bakımından, birincisi budur. Mesela Almanya'da nasıl yürüyor bu iş, nasıl yönetiliyor? Robert Koch Enstitüsü'nün müdürü, yani verem aşısının kurucusu Robert Koch adını taşıyan Robert Koch Enstitüsü bir fen bilimleri, yani bilimsel bir kurum, siyasi bir kurum değil. Onun başkanı dönemsel açıklamalar yapıyor salgının sürmesiyle ilgili olarak. Angela Merkel bir açıklama yaptı geçenlerde şansölye. Dedi ki biz, dedi, Robert Koch Enstitüsü'nün yaptığı açıklamaları sağlık kamu politikaları haline dönüştürmekle sorumluyuz, dedi. Biz bu noktada bilimle toplum arasında siyasi bir perdenin girdiği bir iletişimi ancak yaşıyoruz. Bunların da Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal, Kültürel Haklar Sözleşmesi, Dünya Sağlık Örgütü standartları bağlamında o hesap verebilirlik, şeffaflık ve yargı bağımsızlığı parametreleri içerisinde değerlendirilmesi gerektiği düşüncesindeyim. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Aslında bir sorumuz da, yani bu konuya çok değindiniz. Gelen bir soru bu, son zamanlardaki hani hak ihlalleri, bağımsız medya kuruluşlarına verilen cezalar, paraların durumu, sosyal medyayı kapatma planı ve bunun gibi birçok meseleyi ele almış ve ileriye dönük hak savunucularının bu dönemde nasıl bir yol izleyeceğini, nasıl bir mücadele yürüteceğini sormuş. Bir başka katılımcımız da yine pandemiyle gelen kısıtlamalardan sonra yeni normalde nasıl bir çalışma pratiği izleyeceğinizi sormuş sivil toplumun, hak savunucularının. Belki Şebnem Hanım siz buradan devralabilirsiniz. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Aslında biz bunların hepsine değindik sanıyorum. Evet, evet. Ve dolayısıyla biraz da yanıtlamış olduk. Birincisi, evet. Gerçekten bütün örgütlerin, hani işçi sendikalarından kamu emekçileri sendikalarına,
oturup çalışmalar yapması gerekiyor. Yeni çalışma modelleri üzerine ve sömürüyü ortadan kaldıracak modeller üzerine sanırım. Meslek örgütlerinin kendi alanlarıyla ilgili çalışmaları yürütmesi gerekiyor. Çünkü bu pandemi döneminde özellikle gene Türkiye'de bilimsel araştırmaların yayınlanması bile bakanlık üzerinden onayla ve İl Sağlık Müdürlükleri üzerinden onayla gerçekleşebiliyor. Ve gönüllü olarak biz haklarımızdan vazgeçmeye başladık. Bunu oturup yeniden düşünmek ve bunun üzerine çalışmak gerekiyor. Haklarımızdan vazgeçmeden hak mücadelesini sürdürmek konusunda. Ve tabii ki görünür kılmak, özellikle hak ihlallerini ve kısıtlamaları görünür kılmak, bu kısıtlamaları tanımadığımızı da açıkça ifade etmek gerekiyor diyeyim ben. Belki Zafer bir iki söz daha ekler bununla ilgili olarak. Teşekkürler. Evet, var mı vaktimiz Merve? Eklemek isterim bu soruya. Evet, böyle toparlamamız gerekiyor. Tamam. Artık sonuna geldik. Önce Şebnem Hocam'ın benim için çok önemli bulduğum iki şeyini söyler mi diye bekledim, unuttu. Yani belki bu toplantının şeyinde yoktu. Ama ben çok kıymetli bulduğum için söylemek istiyorum onları. Daha geçen hafta Boğaziçi Üniversitesi'nde yaptığımız bir toplantıda yine gelen bir soru karşısında dedi ki bu dönemde eskiden işkence başvuruları, kötü muamele ve işkence başvuruları bir zaman aşımından sonra olurdu. Yani 10 yıl önceki, 5 yıl önceki falan. Şimdi hemen oluyor dedi. Günlük oluyor. Bir hafta önceki oluyor. Burada bir hem artış var hem de hızında. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum bu bilginin. O yüzden bilmesini istedim bu panele katılan herkesin de. İkincisi de yine çok kritik bir bilgi verdi. Dedi ki kadın başvurularında artış var. Kötü muamele ve işkence başvurularında vakfa kadınlarda bu dönem artış var dedi. Bunları söylemiş olayım, benim için çok kıymetli. Onun dışında senin söylediğin bu soruya şöyle söyleyebilirim. Arkadaşlar gördük dünyada salgına rağmen Amerika'da neler oldu değil mi? Ya da bir sürü ülkede eylemler oldu. Yani aslında ben Berger'i çok severim, John Berger. O der ki protesto etmeniz gereken bir şey varsa hani etmelisiniz. Çok çok kıymetli bir şeydir o. Çünkü der onu yapmadan nasıl yaşayacaksınız? Hatta kifayetsiz diye çevrilmiş o. Ben çok severim onu. Yani kifayetsiz nasıl yaşayacaksınız öyle itiraz etmeden? Dolayısıyla Covid'e rağmen dünyanın her yerinde eylemler oldu. Çok farklı eylemler oldu. İnsanlar mesafeyi koruyarak da eylem yaptılar. Sokağa çıktılar. Mesela İzmir'de ben şahit oluyorum. Kadınlar. Burada kadınlarla dayanışma grubu var. İnanılmaz eylemler yapıyorlar. 2 haftada bir, 3 haftada bir işte annesiyle hapse giren dilgeç bebek için ben de çok uğraşmıştım o olayda. İnanılmaz böyle masallar yaptılar karşıya kadar sokakta. Yani hem de Covid salgınının bütün kurallarına da uyarak. Yine TİB'in, İAD'nin, CİST'in, belki Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı'nın, çünkü orada da inanılmaz, özellikle genç arkadaşlar inanılmaz çalışıyorlar. Genç avukat arkadaşlar var. Selmin Cansu Demir gibi, yine CİST'tan Cansu Şekerci gibi. Yani bütün isimleri saymayacağım burada. Ama bu süreçte ya da görülmüşsür ekibi unutmayalım. Tabipler Odası'nı unutmayalım. Dolayısıyla boş durmuyoruz. Önümüzde çıkacak sorunları da görüyoruz aslında. Yani aslında biz bir adım öndeyiz galiba. Yani gelecek problemleri görüyoruz. Aslında o tiyoları da veriyor. Biraz argo mu oldu tiyo dedim ama yani... TİO. Yani o şeyleri veriyor devlet bize. Biz de hazırlıklarımızı yaparız. Ne yapalım? Sevgili Hrant'ın arkadaşı Osman Kavala bu ülke için yaptığı bütün iyiliklere rağmen 3 yıldır tutuklu haksız ve hukuksuz yere hiçbir ortada delil yokken dolayısıyla girer biz de yatarız gerekirse. Bunun başka yolu yok. Öyle görünüyor. Yani tam Berger'in dediği şey. Yani biz
o soruyu soran arkadaşlarıma bunu söylemek isterim. Biz itiraz etmeye dün nasıl o enerjiyi bulduysak, dün daha mı çoklu enerjimiz ki? Dün ceberrut devlet daha mı demokrattı? Hayır. Elbette farklar olabilir ama her zaman karşımızda çok anlaşılmaz bir güç vardı ve biz bu ülkenin yurttaşları olarak ya da dünyanın ne denir ona? Dünya yurttaşları olarak mı diyelim? Yani dünyada işkencenin, kötü muamelenin olmaması için çabalarımıza devam edeceğiz. Ben böylece cevaplamış olayım bu soruyu. Çok teşekkürler. Süremizin sonuna geldik. Çok dolu dolu oldu. Çok sağ olun cevaplarınız için. Hatta biraz soru kaldı ama onu belki başka bir gün, başka bir programda tekrar bir araya gelirsek o sorularımızı saklıyoruz sizler için. Aslında Merve, bunu mutlaka şey de yapmalıyız. Vakfın salonunda. Ben 2016'da oradaydım. Evet, ben de oradaydım. Siz geldiğinizde üstünden 4 sene geçmiş. Ben evet. Önce umarım olmuştum. Yani evet, yakın bir zamanda yüz yüze olabileceğimizi bu kadar çok, yani mümkün değil ama umarız oluruz karşılıklı. Çok teşekkürler katkılarınız için, bütün bilgiler için de. Benim için şu an çok faydalı oldu, eminim izleyiciler için de öyle. Ağzınıza sağlık, iyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Ve katılımcılara da çok teşekkür ederiz. Uzun sürdü sanırım bayağı. Sabrettiğiniz için de çok teşekkürler. Ayrıca çevirmenlere de çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Onlara alkış. Sağ olun. Ben çevirmenlere. Evet. Çok çok sağ olun. Çok teşekkürler. Burcu Ceylan Alin, çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın İyi o halde. Günler, güzel günler. İyi günler herkese. Yürekli kalalım. Evet. Evet.